Merhabalar değerli izleyenler. Şimdi ne yapmalı programımızın yeni bir bölümüyle bugün de karşınızdayız. Bugün çok keyifli bir konuyu konuşacağız. Hepimizin ihtiyacı olan bir konuyu konuşacağız. Pozitif yaşam becerileri diyeceğiz. Pozitif düşünmenin hayata etkileri nedir? Pek de farkında olmadan negatif bir takım düşünceler ve buna bağlı olarak davranışlar geliştirebiliyoruz. Peki bu hayatımızı olumsuz olarak nasıl etki ediyor? Pozitif düşünme becerisi neleri kapsar ve bunları hayatımıza nasıl yansıtabiliriz? Bu sorular bütün detaylarıyla inşallah 1,5 saat boyunca yayınımızda olacak. Çok değerli bir konuğumuz var. Sosyolog ve aile danışmanı İsmail Karasu hocamız stüdyomuzda. İsmail hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Programımıza başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de katıldığınız için, değerli bilgilerinizi bizimle paylaşacağınız için. Şimdi bir bakış açısı sunacağız aslında. Belki farklı bir bakış açısı sunacağız izleyicilerimize. Farkında olmadan negatif düşünebiliyoruz ama o düşündüğümüz şeylerin pozitifi de var ve bu daha iyi belki söyleyeceğiz. En başta hayat denen yolculuğu bir değerlendirerek başlayalım istiyorum ben müsaadenizle. Evet. Hani diyoruz ki işte hayat nedir? Dün, bugün ve yarından müteşekkildir. Peki bu üç aşamaya nasıl bakmak gerekir hocam? Aslında şöyle, biz yaşadığımız gün, yani çok önemli günü, gününe hakim olamayan bir insan hayatına hakim olamaz. Biz günü ıskalıyoruz. Seminerlerde benim paylaştığım çok güzel bir söz var. Öyle bir hayat yaşa geliyor. Yaşlanıp geriye dönüp baktığında keyfin kaçmasın. Çok öyle doğru. Bir hayat yaşa ki yaşlanıp geriye dönüp baktığında keyfin kaçmasın. Hani 70 yaşına, 80 yaşına gelip de geriye dönüp bakıp vah deme, tüh deme, eyvah deme, keşke deme. Şunu söyle, de ki ben yaptığım işin, yaşadığım hayatın hakkını verdim. Hı hı. Şimdi de olmak çok önemli. Biz işte ne oluyor? Biz bazen o günü ıskalıyoruz, anı ıskalıyoruz. Şimdi ve burada olamıyoruz. Yani geçmiş yok. Hı hı. Gelecek yok. Gelecekle ilgili hayallerimiz olacak. Vizyonumuz olacak. Hedeflerimiz olacak. Bunlar mutlaka olmalı. Bunlar bize şevk verir. Hı hı. Ama günü kaçırmamak gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Bazen çok geçmişe takılı kalıyoruz. Hı hı. Mesela daha çok hep keşkelerde. Yani keşke şöyle yapsaydım. Keşke böyle yapsaydım. Yani aslında bir söz var. Pişmanlık diyor en büyük enerji yiyicidir. Doğru. Pişmanlık en büyük enerji yiyicidir. Bütün bizim enerjimizi alıp götürüyor. Bak geçmişte takılıyor. Geçmişin sana faydası ne? Hı hı. Yani geri döndüremeyeceğim. Evet, arabayı geri ne kadar kullanabilirsin? Hı hı. Evet. Bugün yani yeni bir şeyler söylemen lazım. Yeni bir şeyler yapman, daha doğrusu uygulama yapman lazım. Hı hı. Burada tabii biz hayatımızı sorgulayabiliriz. Hı hı. Hayatımızı sorgulayabiliriz. Benim hayatımda neler oluyor? Ben hayatımda fark oluşturmak için neler yapmalıyım? Soruları sormak, doğru soruları sormak da hı hı. aslında önemli burada. Yani ne pişmanlık içinde olacağız ne de böyle geleceğe dair endişeler, kaygılar, negatif düşünceler evet. içerisinde olacağız. Anda kalacağız. Anda şimdi, yani geçmişte çeşitli negatif olaylar yaşamış olabiliriz. Hı hı. Ama bunlara takılı kalmamak. Mümkün mertebe en hızlı şekilde yolumuza devam etmek. Hani biliyorsunuz topu yere vuruyorsunuz, top yere çarpıyor ve zıplıyor. Yerde kalmıyor top. İşte aynen. bizim de böyle. Bazen bizler hayat içerisinde duygusal düşüşler yaşayacağız. Finansal düşüşler yaşayacağız. Yani bize destek vaat eden insan bizden desteğini çekecek. Hı hı. Başımızdan olumsuz şeyler geçecek. Bazen işte insanlar boşanabiliyor. Efendim dostluklar bozulabiliyor. Hani biz yeni bir yol ne yapabiliriz? Bunun içerisinde bu bakış açısını yakalamamız gerekiyor. Hı hı. Yaşadığımız geçmişle alakalı yaşadığımız olaylarla yaklaşımımız şu şekilde olmalı. Bir negatif bir olay yaşadığımızda, hı hı. Bir durum yaşadığımızda şu iki soruyu sormamız çok önemli. Biz buna güçlendirici sorular diyoruz koçlukta. Hı hı. Bir, bu yaşadığım olumsuz olayın, negatif olayın iyi tarafı ne? Birincisi bu. Çok önemli bu soru. İyi tarafı ne? İkincisi de ben bu olaydan ne öğrendim? Hı hı. Bakın burada ne yapıyoruz? Enerjimizi bir yere toparlamış oluyoruz. Yani oraya takılı kalmayacağız. Hı hı. Tamam mı? Ya ben bu olaydan ne öğrendim? Mesela bir arkadaşınıza borç verdiniz. Tamam mı? Hı hı. Atıyorum 5000 lira para verdiniz. Tamam mı? Ya keşke vermesin, vermiş bitmiş, para gelmiyor artık. Bu olaydan, bu olayın iyi tarafı ne diye soracağız kendimize. Bir, diyeceksin ki o zaman işte 10 bin lira vermedim. Veyahut da
İşte daha fazla verebilirdim bir tarafına. Ne öğrendim? Bundan sonra arkadaşıma borç verirken şu şekilde davranacağım. 5000 istiyorsa 2500 vereceğim, 1000 lira vereceğim. Ve o parayı unutacağım. İlişkilerimizde de böyle. Mesela hani ayrılıyor insanlar. Çocuğu oluyor. Efendim iyi tarafı ne? Diyeceksin ki yani başka türlü yoksa ayakta kalamazsın. Yani güçlendirici bir soru sorman lazım. Bir yerden tutup ayağa kalkman gerekiyor. Doğru. İyi tarafı ne diyeceksin ki ya bir çocuğum var, bir kızım var, bir oğlum var, iki tane çocuğum var. Bu iyi tarafı. Tamam mı? Çocuğun yok. Çocuğum yok. Tamam mı? Bu ya çocuk olmadan evet bu ilişkiyi bitirdim. Yani her şerde bir hayırı aramak lazım. Ya kesinlikle. Bir de ben mesela hayatımda şöyle bakıyorum. Artık tabii ki bu da bir de tecrübe oluyor. O her olayda ben hikmet arıyorum. Diyorum ki ya bu olayın da bir hikmeti vardır. Evet. Bu olayda da bir hayır vardır. Ya biz Müslüman olarak böyle bakmamız gerekiyor. Ya bu olayda da bir hayır vardır. Ne olursa olsun. Bir de yani, hocam şöyle bir durum oluyor şimdi. Pek çok sorun yaşayabiliriz. Dediğiniz gibi finansal problemler, evlilik içerisindeki bir takım sorunlar. Bunlar aslında hayatın bir parçası değil midir? Biz bazen böyle hani hayır benim başıma gelemez gibi düşünüyoruz. Ama insanız ve hayatta her şey insan için. Orada da bir hata yapıyoruz sanki. Böyle sorunsuz bir hayat beklentisi olunca o sorundaki iyi ve ders çıkarıcı noktaları da çok göremiyoruz evet. Sanki. Jackson Brown'un bir sözü var. Mutluluk demek diyor, problemsiz olmak demek değildir diyor. Mutluluk. O problemleri aşabilecek güce sahip olmak demektir diyor. Yine ya ben yabancı yazarlara çok gönderme yapıyorum burada. Anthony Robbins'in çok hoşuma giden bir sözü var. Diyor ki hayat diyor mevsimler gibidir. Bak her zaman kış olmaz, her zaman yaz olmaz. İlkbahar da olur, sonbahar da olur, yaz da olur, kış da olur. Çok doğru. Bizim işte o olayları karşılayıp o olaylarla baş edebilme becerimiz çok önemli. Aslında Rabbül Alemin bu yeteneği bize vermiş, kul olarak kullanabilmemiz yani kullanabiliriz. Şimdi düşünün ki hayatımızda yani problemsiz insan var mı? Yok, herkesin kendine göre bir problemi var. Hı-hı. Herkesin, evet. Önemli olan o problemleri biz bir şekilde çözebiliyoruz mu? Yani hayatı bir engelli koşu olarak gör. Bir engel çıkıyor karşısına, yeni bir engel, yeni bir basamak. Hı-hı. Her karşılaştığımız aslında olay bizi daha iyi hale getiriyor diye bakış açımızı bu şekilde sağlayabiliriz. Ve daha ziyade hani daha güzel bir hayat yaşamak istiyorsak hayatla alakalı koyduğumuz kurallar, bizim mesela işimize yaramayan birçok kural var hayatımızla alakalı. Bunlar bizi iletişimde, insan ilişkilerinde, iletişimde bizi oldukça zora sokuyor. Bu kuralları değiştirirsek ilişkilerimizde daha iyi hayat yaşayabiliriz. Nedir mesela hocam? Yani biraz da farkındalık oluşturalım. Nedir evet. O tür hani bizi zora sokan kurallarımız? Valla şimdi mesela basit. Mesela ben bir arkadaşımı arıyorsam o da beni aramalı. Mesela senin kuralın buysa. Evet. Mesela ben bir arkadaşım bana ziyarete geldi diyorsunuz. Ben de ona gidiyorum. Yani ben gittim onu ziyarete. Onun da bana gelmesi gerekiyor. Diploması gel. Ya gelmeyebilirsen bir defa daha git. Hayır benim kuralım, ben ona gittiysem o bana gelecek. Mesela bu kuralı, mesela birisine bir iyilik yapıyoruz. Ben iyilik yaptığım zaman senin kuralın, bak mesela kuralın, ya adam sana teşekkür etmedi, o kişi teşekkür etmedi. Ama etmeliydi diyoruz. Şimdi kuralım şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Kuralım efendim şu, teşekkür etmeli. Teşekkür etmezse ben iyilik yapmam. Hayır, kuralını değiştir. Kuralını daha işe yarar hale getir. Doğru. Evet. Şimdi 1993 yılında, Bosna'da, Bosna Savaşı sırasında çekilen bir fotoğraf var. Çocuklar masa tenisi oynuyor. Orada ben o fotoğrafı size resmedeyim, betimleyeyim, tasvir edeyim. Orada çocuklar masa tenisi oynuyorlar fakat masa tenisi oynamamaları ile ilgili her türlü engel var. Şöyle anlatayım. Masanın ayakları iki ayağı yok. Dört ayak iki ayağı yok. File yok. Allah Allah evet. Raket yok ve ping pong topu yok. Nasıl yapıyorlar? Nasıl oynuyorlar? Çocuklardan bir tanesi masayı tutuyor. File olmadığı için bir kütüğü ağacı koymuşlar. Raket olmadığı için ellerini raket haline oynuyorlar ve buldukları bir tenis topunu veya herhangi bir topu masa tenisi topu gibi oynuyorlar. Ama çocuklar yeni bir kural koymuşlar. İçimizden diyor kim kazanırsa masayı tutanla oynayacak. Şimdi biz dersek ki benim hayatımda kurallarım var. Şimdi şöyle derseniz masa tenisi örneği bir metafor olarak alalım. Tamam mı? Şimdi şunu söylerseniz benim kuralım
filo olmazsa ben masa tenisi oynamam. Hı hı. Raket olmazsa ben masa tenisi oynamam. Ping pong topu olmazsa ben masa tenisi oynamam. Masanın ayaklarının iki tanesi olmazsa ben masa tenisi oynamam dersen sen hiçbir zaman masa tenisi oynamazsın. Bu sefer ne yapacağız? Yani kurallarımı diyeceksin ki karşılaştığımız zor durumlarda hayatında. Hayatın benim önüme koyduğu yeni kural bu. Hı hı. Bak değiştiremiyorsun. O zaman onu değiştiremiyorsan onunla alakalı bakış açını değiştireceksin. Bak bu çok önemli. Ve adaptasyon hemen. Kesinlikle Allah bize bu adaptasyonu yeteneğini vermiş Rabbül Alemin. Doğru. Niye kullanmıyoruz kul olarak? Biraz gayret edeceğiz. Yani öyle örnekler var ki sosyal medyada da çok fazla paylaşılan, haberlere de yansıyan. Örneğin işte iki eli olmayan insanlar bakıyorsunuz ayaklarıyla resim yapıyor. Hani ben elimle cineli çizebiliyorum mesela. Ama o öyle bir tablo yapıyor ki hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Ya da bütün ev işlerini halledebiliyor. Hep yapılabilirliğini aslında görmek, o yönünü yapmak ve insanın o noktada kendisini geliştirmesi çok önemli gerçekten hocam söylediğiniz gibi. Hayatta bizim için aslında o kadar çok örnek var ki. Hı hı. Ve aslında düşünmek gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya hep devam, tefekkür ne kadar az düşünüyorsunuz diyor. Ben her zaman buna gayret ediyorum. Yani böyle yolda giderken... Arabayı kullanırken bakıyorum dağlara, çiçeklere, çayırlara, bayırlara, uçakta gelirken bulutlara bakıyorum. Her şeyden bir ders çıkartıyorum kendime. Seminerlerde de zaten bunu paylaşıyorum. Mesela bizler sorun olmayan şeyleri sorun yapıyoruz hayatımızda. Ve hayatı işin içinden çıkılmaz hale getiriyoruz. İnanın şimdi eskiye nazaran, ben 60 doğumluyum, 54 yaşındayım. Şimdi Türkiye'de insanların mutlu olmak için daha fazla sebepleri var biliyor musunuz? Bizim eskiden böyle yoktu yani. 1970'lerde yani. Evet. Şimdi daha fazla mutlu olma sebebimiz varken maalesef olamıyoruz. Çok doğru. Buna Paul Virilio hız ve has çağı diyor. Hı hı. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Evet. Ve onun için insanlar mutmain olmuyorlar, tatmin olmuyorlar. Ben soruyorum seminerlerde diyorum ki 0 ile 10 arasında hayattan tatmin olma dereceni söyler misin bana? Mutmain olma ne kadar? Hı hı. 5 diyor, 6 diyor. 9 diyen yok. Hı hı. Aslında bakış açını değiştir. Neyin mutlu olman için sorsak, belki bir sebebe ihtiyacın yok. Ama biz skalayı, çizgiyi o kadar yükseğe koyuyoruz ki bizi hiçbir şey mutlu etmiyor. Hı hı. İnanın hiçbir şey bizi mutlu etmiyor. Evet. Yani diyor ki adam güneş tutulursa mutlu olacağım diyor. Ay tutulursa mutlu olacağım. Kardeşim güneş 10 yılda 2 defa tutuluyor. Ay da yılda 2 defa tutuluyor. Sen o zaman hiçbir zaman mutlu olmayacaksın. Doğru. Ve hemen şu örneği veriyorum ben. Diyorum ki mesela şöyle yapıyorum. Diyorum gözünüzü kapatın diyorum. Kapatın ve kör olduğunuzu düşünün. Kapat kör olduğunu düşün kardeşim. Soruyorum diyorum ki şu anda diyorum hiçbir şeyi görmüyorsun. Yani annenden doğduğun günden itibaren kör, ama görme özelliği insanlarsınız. Herkese gözünü kapattırıyorum böyle. Ve soruyorum renkler sana neyi ifade ediyor diyorum. Hiçbir şey. Ama etrafımızdaki maddeleri, eşyaları, sebzeleri insanlar renklerle ifade ediyorlar. İşte diyorum ki mesela domates ne renk diyorum? Kırmızı diyor. Limon sarı. Bunu hayal ettiriyorum, yaşattırıyorum insanlara. Diyorum ki yani yeşil neyi ifade ediyor? Mavi. Diyorum ki mesela Karadeniz, Akdeniz'in kıyısına çıkarttılar. Uçsuz bucaksız bir deniz. Ah diyorum gözlerin açık olsa da bir görsen ama göremeyeceksin. Bu gözlerinin açık, bundan sonra diyorum ki anneni göremeyeceksin, babanı göremeyeceksin, eşini, çocuklarını göremeyeceksin. Bunu düşündürüyorum. Diyorum ki bilim adamları bir teknoloji yaptı. İki gözünüzün açılması için bu teknolojiyi size veriyorlar ama ücreti 1.000.000 lira. Bu ücreti verir misin diyorum, tabii veririm. Aç o zaman gözlerini diyorum. Bak hiçbir şeye o ücrete gerek yok değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Görmek için gözler, işitmek için kulaklar, sevmek için gönüller verdik. Şu elimiz, bakın. Şu elimiz, teknolojiye kadar geçti mi elimiz yapamıyorlar. Tabii. Baş parmak elin %70 fonksiyonu. Bak şu %70, %30. Çok ilginç. Polislik yapamazsınız. Hı. Ağır vasıta ehliyet vermez, askerlik yap. Eli bak şu el. Bakın ya. Şuraya yani mutlu olmak için hiçbir sebebi yok. Şu bardağı tutabiliyorsun. Evet. Şu daha parmağımız sayesinde. Diyorum ki mutlu mu olmak istiyorsun? Şu an düşün diyorum. Sağ elinden itibaren, bileğin elinden itibaren elin yok. Nelerini vermezsin ve elin hayatın ne kadar zor olur senin? Hı. Düşünebiliyor musun hayatın ne kadar zor olur? Hiçbir şey şükürler olsun. Tabii. Bakın ben her bu zaman farkındalık mıdır hocam? Kesinlikle farkındalık. Ve ben iki yönlü görüyorum müsaadenizle farkındalık. Birincisi negatif yani bu kadar negatif baktığımızın farkında olmama durumu ve bunun farkındalığı. İkincisi de
pozitif bakacağımız, mutlu olacağımız ne kadar çok şey olduğunun farkındalığı. Ne dersiniz farkındalık konusunda? Vallahi aslında bu farkındalığı yakalamamız lazım. Hı-hı. İşte farkındalığı yakalayabiliyorsanız mutlu oluyorsunuz. Mutlu olabilirsiniz o farkındalığı. Evet. Hani görüyor olmanın farkındalığı, işitiyor olmanın farkındalığı. Hı-hı. Bunu fark et. Yani bunu fark etmen için senin kaybetmen gerekmesin. Doğru. Kaybettiği zaman fark edersin ama kıymeti yok ki. Yürürken mesela ben yürüyüşü tavsiye ederim. Her akşam bizim bir grubumuz var İstanbul'da, arkadaşlarla yürüyoruz. Bir ne saat yürüyoruz. Güzel, evet. Yürüdüğünüzde tabii beyniniz endorfin, doğal mutluluk hormonu sağlıyor. Ya geçen gün baktım yürürken şükrettim. Bakın şükretmek çok önemli, şükretmek. Şükrettim niye biliyor musunuz? Ayaklarımız var. Tabii. Görüyorsunuz yani. Mesela delikanlı 1.70 boyunda, 1.80 boyunda. Ama belden aşağısı tutmuyor. Hı. Böyle insanları görüyorsun. Tabii. Bak o yürüyor ayakların. Ben şunu söylüyorum her zaman için. Allah iki şeyi eksik etmesin. Bakın çok önemli. Bir, akıl sağlığı. Akıl sağlığımız var mı? Şükürler olsun. İki, vücut sağlığın var mı? Var. Kardeşim senin problemin yok. Dert olmayan şeylere dert etme. Bak otur yerden kalkabiliyor musun? Tabii. Ha, bunu, bak kalkıyorsun. Kalktık değil mi? Daha bir şey yok. Gerçekten. Yani bazı işte, diyorlar ki hocam niye bu kadar mutlusun? Ben bunu fark ediyorum arkadaş. Çok önemli. Yani işte telefonumun modeli bilmem ne değil. İşte şu son çıkan model kıyafeti de alamadım. Bunlar dert değil yani. Sahip olduklarımıza bakmak lazım. Bu farkındalık bir değişimi de getirir mi insanda? Farkındalık değişim getirebilir. Hemen size bir uygulama yaptırıyorum. Şuradan o bardağı tutar mısınız? Tutuyorum hocam. Şu bardağı tutmanın mutluluğunu yaşıyor musunuz? Evet, şu an sizin söyledikleriniz için ağzınıza alın, yaşıyorum. Ağzınıza alın. Hı hı. Bizi izleyen izleyicilerimiz de bunu yapabilir. Şu suyu içtik. Geçen radyoda dinliyordum. Bir belgesel programı yapan bir kardeşimiz, şu an ismin aklımda değil. Afrika'da belgesel çekiyor. Kadın ne diyor biliyor musunuz? En büyük diyor, en büyük hedefini, mutluluğunu ne sizi mutlu eder diyor. Bir yemek yapabilsem diyor. Yiyecek yemekleri yok. Bakın biz var ya, inanın biz gerçekten bakın şımardık. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda biz. Çok doğru hocam. Çok haklısınız. Evet. Evet. Onun için mutmain olamıyoruz. Onun için tatmin, hiçbir şey tatmin etmiyor. Hı-hı. Ya az önce o Paul Virilio'nun dediği gibi hız ve has çağı. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Evet. Ve biz ondan bir şey kalmıyor. Bir nimetken evet, şunu onun farkında. Bardağı tutabiliyorsun ya. Tabii içebiliyorum. İçtiğin suyum zaman var. o suyu doğru. İçemeyen var. Kesinlikle biliyorsunuz. Öyle. Şimdi fark etmek, az önce dedim ya vücut sağlığı, akıl sağlığı. Rahmetli Sabancı bir zaman program yaptı. Neşet Üzel sordu Sabancı'ya. Daha ne isterdiniz dedi hayattan. Ben o programa şahit oldunuz mu siz? Böyle yaptı biliyor musunuz Rahmetli Sabancı? Elini tersiyle etti. Şu kadar servetim olmasın dedi. Oğlum Metin'ime, spastik bir çocuğu vardı. Evet. Bir çift ayakkabı alabileyim veya yaptığım Toyota'lardan bir tanesini kullansın. Bakın böyle yaptı Sabancı'nın dersi. Gerisi önemli. Bu servet istemem. Evet. Bizler bunu fark etmemiz lazım. Hı hı. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ya tabii ki yani şimdi her zaman soruyorlar. Para mutluluk temel motivasyon. Parasız olmaz ama para demek de her şey demek değildir yani. Bunu dengeye oturtmak için hayatımızda çok önemli. O farkındalık için o var ya, o dengeyi hayatımızda. Yani bu bakış açısına sahip olursak zaten sanıyorum daha başarılı da olacağız. Dolayısıyla belki işimizde daha verimli olacağız. Zaten belki para gelecek. Yani hedef para değil de hayatta mutluluk ve bir üretim olması gerekiyor sanki. Evet, şimdi şunu söylüyorum. Yani biz yaptığımız işi, hı hı, yaşadığımız hayatı da tercihler yapıyoruz, hı hı, mesela. Yani biz bugün niye buradayız? Dünkü tercihlerimizden dolayı. Hayatımızda yaşadığımız problemler de böyle. Mesela bizim bugün yaşadığımız problemler aslında dünkü çözümlerimizden kaynaklanıyor. Yani dün yanlış bir çözüm ürettik, bugün hayatımızda o problemi yaşıyoruz. Senden başka kimse üretmedi o problemi. Dolayısıyla o çözümü sen ürettin, yanlış çözümmüş. Ama önemli olan buradan senin ders alman. Biz biz günlük hayat içerisinde o tercihleri yapıyoruz. Şimdi hem yaptığımız işte, hem yaşadığımız hayatta biz bununla karşı karşıyayız. Yani bir insan yaptığı işi, yaşadığı hayatı
sevebilir de nefret de edebilir. Hani psikolojide çok kullanılan bir deyim var. Her seçiş bir vazgeçiştir. Bir şeyi seçiyorsan diğerinden vazgeçiyorsun. Evet. Yani bir insan efendim bakın sevebilirsiniz de nefret de edebilirsiniz. Nefret edersen yani yaptığın işten, yaşadığın hayattan bağışıklık sistemin bozulur ve daha çok hastalığa açık pozisyona düşersin. Yani daha sık hastalanırsın. Seversen sevgi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hayat içerisinde karşılaştığın güçlüklerin üstesinden öyle ya da böyle gelmene sebebiyet verir. Onun için işin hamurunda sevgi olsun, muhabbet olsun, aşk olsun. Sev işini. O sevgin kat yaptığın işi. Yani ben her zaman şu yine seminerlere gönderme yapıyorum. Çok eğitimler verdiniz ya. Evet. Seminerlerde diyorum ki arkadaşlara ya siz sevseniz de sevmeseniz de, nefret etseniz de etmeseniz de bu hayat geçecek mi? Doğru. Geçecek. O zaman niye sevmek varken nefret edelim? Dedi ki her seçiş bir vazgeçiştir. Yani seviyorsan nefret edemezsin, nefret ediyorsan sevemezsin. Onun için hayatın odağına o sevgiyi, muhabbeti koy. İşini aşkla yap. Hı hı. Yani o işinde ne yapılıyorsan onu sevgiyle, muhabbetle yap. Yani eğer bu masayı temizliyorsan şöyle yapma. Şu masanı. Evet. Aslında hep iki yol açılıyor. Yani iş hayatıyla ilgili olsun, çocuklarla ilgili problemlerle ilgili olsun, evlilik sorunları olsun, eğitim olsun. Yani hayatın hangi aşaması olursa olsun ya sevgi yolu var karşımızda ya da nefret yolu var. Evet. Biz neyi tercih edersek ona göre gidiyor. O zaman hep sevgi yolundan gitmek gerekiyor sanırım. Evet, yani evet, sevmek. Yunus Emre'nin dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Aslında bizim ecdadımız ne kadar güzel örnekler vermiş hayatımızla alakalı. Al uygula ama uygulamıyoruz. Ne oluyor bize? Yani biz uygulamıyoruz bunu da. Uygulayabiliriz aslında. Burada hocam bir kıyaslama yapacak olursak hayata negatif bakan, nefretle bakan ya da ve pozitif bakan, sevgiyle bakan bir insan arasındaki fark. Mesela negatif bakan bir kişi hayatta kendini geliştirebilir mi? Yani mesela diyor ki ben zaten bu işi beceremem. İşte hayat zaten çok acımasız. Bir de biz başkalarına atıyoruz ya hep suçu. İşte ailem benim zamanında işte şu kadar okullarda okutsaydı şimdi böyle olmazdı gibi. Hep bir negatif ve başkalarını suçlayıcı ya da kendimizi hayatı suçlayıcı. Yani iki insan modelini karşılaştırdığınızda hani başarı, gelişim, tekamül ve hayatta mutluluk açısından nasıl bir kıyas yaparsınız? Şimdi biz buna temel psikolojik tavırlar diyoruz. Kazanan psikolojisi ve kaybeden psikolojisi. Aslında burada bir kavram, proaktivite ve reaktivite dediğimiz kavramlar ortaya çıkıyor. Proaktif ile kastettiğimiz bir insanın yaşadığı hayatın sorumluluğunu üzerine alması. Yani bir şey yaptıysa bunu ben yaptım, sorumluluğu, mesuliyeti bana aittir. Az önce sizin söylediğiniz işte negatif tarafına bakan, reaktif, tepki veren kişi hayatında her şeyi ve herkesi suçluyor ama bir tek kişiyi suçlamıyor. Yani ben masumum, şartların, durumların kurbanıyım diyen insanı kastediyor. Ama işin ilginç tarafı işte hepimiz bazen böyle negatif tarafa şey yapabiliyoruz. Ha, olayların yani bir insan bir işe girerken tabii ki yani bu iş olmazsa olumsuz ne olabilir diye düşünecek. Ama negatif şeye de kalmamalı. Yani negatif davranışla kişi hareket etmemeli. Yoksa sonuçları negatif olur ve kişinin başarısızlığını hazırlar. Ve sürekli kişi suçlama pozisyonunda olur. İleriki. Yani o kişi mazeret üretir. Ama biz çözüm üretmesini, çözüme odaklanmasını istiyoruz. Yani sorumluluğu alan kişi çözüme odaklanır, alternatif planlar yapar. Mesela yürüyüşe çıkacaksa sorumluluğu olan bir yani eğer kendi hayatını sorumluluğu der ki ya yağmur yağsa da ben yağmurluğumu giyip yağmurda yürüyeceğim. Ama hani kaybeden psikolojisinde yaklaşıyorsa işte yürüyüşe çıkacaktım ama ne oldu? Yağmur yağdı. Evet. Şimdi amayı kullanıyor. Amadan sonra gelecek olan olumsuz. Yani o işi yapmak istemiyor. Yani bizde bir tabir vardır. İpe un sermek. İpe un serilir mi? Yapmak istemiyor. Yapmak istemiyorsa bahane üretiyor. Ama bizim dediğim gibi çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Ve hemen çok çabuk insanlar tabii Türkiye'de aslında tabii bunun özünde negatif ve
kaymağının özünde biraz da bedel de ödemek istemiyorlar. Hı hı. Çok kolaycılık var, bedel ödemek istemiyorlar. Ya geçen de Emre Kongar'ın bir sözü vardı. Hı hı. Türkiye'de insanlar diyor asla bedel ödemeden bir beyin cerrahını yaşadığı hayat lüksüne sahip olmak istiyor. Yani bedel ödemek istemiyor ama o beyin cerrahını yaşadığı hayat lüksüne, o işte villaya sahip olmak istiyor. Doğru. Kardeşim o adam o seviyeye gelene kadar yıllarca okumuş, çalışmış, bedelini ödemiş. E sen niye yapmıyorsun? Doğru. Yani biraz da tabii burada medyaya da çok büyük şeyler düşüyor. Sorumluluk düşüyor. Evet. Değil biz mi? De onu yapmaya çalışıyoruz hocam. Teşekkür ederim. Gerçekten evet. Estağfurullah. Evet. Anda kalın dediniz ya, hemen madem öyle programımıza da bir atıfta bulunayım müsaadenizle. Şimdi ne yapmalı ismini de oradan hareketle koyduk. Şimdi yani anda kalma ve hani o proaktif tavrı sergileyebilmek adına her konuyu bu bağlama çekiyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Sizin ifade ettiğiniz o sorumluluğu üzerimize alabiliyoruzdur. Sokak röportajlarına gidecektim ama hattımızda bir izleyicimiz varmış, hemen dinleyelim dilerseniz. İstanbul'dan Esra Lale. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı programlar. Çok nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Programınızı tesadüfen açtım. Yani genelde izliyorum. Hı hı. Ama hocamızın anlattıkları tam benlik. Yani beni anlatıyor hocam. Evet. Çok güzel. Kendi hayatınızdan bir örnek mi anlatırsınız? Bir sorunuz, danışmak istediğiniz bir şey mi vardır? Hemen dinleyelim. Ben kendimi anlatmak istiyorum. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhabalar Esra Hanım, teşekkür ederim. Güzel ve keyifli bir akşam dilerim. İnşallah öyle olsun hocam, çok sağ olun. Ben 26 yaşındayım. Hayata genelde hep olumsuz bakan bir insanım. Yani ben evliyim, çocuk sahibi de olamadım. Bununla ilgili birçok şeyler yapıldı. Fakat çözümü olmadı. Olmadığı zaman da çok dua ediyorum. Dualarımın da karşılığını alamadığım zaman yani tövbe haşa, yani sanki olmuyor gibi oluyor. Bu beni bayağı bir depresyona, bunalıma sokuyor. Eşimin işlerini takıyorum kafaya. Yani hayatta her şeyi kafaya takıyorum. Böyle olumsuz, negatif bir insanım. Evet. Ve ne yapmalıyım diye hocamıza sormak istersiniz. Evet, profesyonel destek alması gerekir. Aynen, ama yine de bu sorunlarla baş etme noktasında size de danışalım hocam. Esra Hanım çok teşekkür ediyoruz. Aslında sesiniz çok pozitif, çok enerjik geliyor. Belki bakış açısı hataları olabilir ki hocam da o noktada bize uyarılar sunuyor. Allah bütün problemlerinizin çözümünü nasip etsin diyelim. Buradan yayından da bütün izleyicilerimizden sizin için dua rica etmiş olalım. Topluca bir dua olsun. Hemen hocamıza da danışacağız. Size sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ne dersiniz hocam? Sürekli şimdi kafama, aslında bunu fark ediyor olması da güzel. Sürekli kafama takıyorum dedi. Evet. Ve bir takım böyle hani çözümü olmayan şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Çocuğun olmaması gibi. Evet. Ve bu böyle bir moral bozukluğuna yol açıyor. Ne tavsiye edersiniz? Harikasınız. Çözümün olmaması mı? Dediniz, değil mi? Gibi. Çözümün olmaması. Peki. Yani o zaman o çözüm. Yani çocuk meselesi de dedim mesela. Evet. Yani şunu söyleyecek. Hayat, bakın yine oraya geliyoruz. Hanımefendi Esra Hanım diyecek ki hayatın benim önüme koyduğu yeni şey oyun bu. Ben bu oyunla nasıl oynayabilirim? Yani bu bir hayatı bir oyun olarak kabul edelim. Tamam mı? Hayatın yeni koyduğu şey durum bu. Ben bu durumla nasıl baş edeceğim? Bunun alternatiflerini aramamız gerekiyor. Şimdi dua ediyorum. Dua olmayınca dedi şeye kapılıyorum dedi. Yeise kapılıyorum. Üzüntüye kapılıyorum. Şimdi fiili dualar var. Kavli dualar var. Tamam mı? Yani kavli dua sözle yapacaksın. Ya şimdi sen oturuyorsun bütün gün Allah'ım bana iş gönder, Allah'ım bana para gönder, Allah'ım şu. Ama harekete geçmiyorsun kardeşim, olmaz yani. Belki bizim isim aleminin de sonu, yıllardır biz böyle dualar ediyoruz. Ama kardeşim eyleme geçmeyeceksin. Allah'ın kanunu var, Allah Rabbül Alemin ne diyor? Ben diyor çalışana veririm diyor Rabbül Alemin. Sen fiili duayı eyleme geçmesi gerekiyor. Biz, yani çok güzel bir söz var. Biz zaferle hükümlü değiliz diyor, yani seferle. Ben hayatımda da öyledir. Ben mesela yapılması gerekeni yapıyorum hayatımda. Ondan sonra her zaman da onu söylüyorum. Sürekli ben 20 yıldan bu yana şirketlere, kurumlara danışmanlık yapıyorum. Eğitimler veriyorum. Bir şekilde insanlarla teşvik mesaimiz oluyor. Böyle karşılaşıyoruz. Sen yapın kul olarak esbaba tevessül, sebeplere sarıl. Tamam mı? Sonuç seni ilgilendirmez. Tamam mı? Sen sefer, yapılma, eyleme geç.
Allah Rabbül Alemin bir verir, beş verir, on verir. O bizim dışımızda olan şeyler. Yani ya biraz da vermeye de bilir. O da bir imtihan. Her şey bir imtihan. Dedim ya, hikmet gözüyle bakacaksın. Her şey bir hikmet gözüyle var. Bunda da bir hayır var diyeceksin. Biz bilemeyiz ki. Ya biz bazen çok canımız sıkıyor. Mesela bir yere yetişmeye çalışıyorsun, arabanın lastiği patlıyor. Bazen iniyor, ne yapıyor? Adamı gidiyor, o lastiği tekmeliyor. Ya diyeceksin ki hikmet gözüyle bakarsın, bu lastiğin patlamasında da bir hayır var diyeceksin. Belki o lastik patlamayacak, bir yerde bir kaza yapacaksın, komple öleceksin. Gideceksin, hayatın bitecek. Çok doğru. Onu bilemezsin ki ne olacak. Yani daha büyük imtihanların bir koruyucusu olabilir burada ayağımıza takılan. Bu tabii kolay değil, bir süreç. Hanımefendi Esra Hanım 26 yaşında mıydı tabii çok ki? Çok da genç. Tabii genç olacak, mücadelesini yapacak, pes etmeyecek, vazgeçmeyecek. Biz onu söylüyoruz, hakeme rağmen maçı kazanmak. Mücadeleni yapacaksın. Ben yaptım, takdiri ilahi veyahut da nasip, kısmet, nasip bu kadarmış diyeceksin. Diyecek. Nasip bu kadar. Ve bu kısmet, hani kısmetten ziyadesi olmaz. Hani ne derler? Gelin ata binmiş, ya nasip, ya nasip demiş. Hani ne derler? Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse ne gelir, ne elden? Bir kere rast gitmeye kişinin işi, mermeri keser dişi. Bir kere ters gitmeye kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi. Ya olmuyorsa da, hani Hazreti Mevlana'nın sözü var ya, olmuyorsa ısrar etme, oluyorsa da reddetme. Olmuyorsa demek ki bir hikmeti var. Evet. Teslim olacaksın. Ne bileyim, ben bilmiyorum. Tabii biz hep hayatta karşılaştığımız şeyler hayatta bizi demek ki bu noktaya getiriyor, öğretiyor. İnşallah biz de Esra Hanım'a bu tavsiyelerinizi yönlendirmiş olalım. Farklı sorularınızı da bekliyoruz. Bize danışabilirsiniz. Telefon numaralarımız 312 alan koduyla 294-4-294. Instagram üzerinden, Facebook üzerinden ya da mail yoluyla da gönderdiğiniz soruları yayınımızda değerlendirelim değerli hocamızla birlikte. Şimdi bir sokak röportajlarına bakalım. Hayata bakış açınız nasıldır diye sorduk. Pozitif bakış açıları, pozitif yaşam becerileri sizce nelerdir diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Hayata bakış açınız nasıl? Negatif mi, pozitif? Pozitif. Hep pozitif bakarım. Negatif ve pozitif arasında değişebilen yani, olaya göre. Ya, hayata bakış açım tabii ki güzel günlük yaşamımda. Size nasıl anlatayım? Yani olumlu bakıyorum her şeye. Olumsuz bakmıyorum. Sorunları şöyle zamana bırakıyorum. Hiç irdelemiyorum, didiklemiyorum. Zamana bırakıyorum, zaman her şeyin ilacı diyorum ve iyi de oluyor. Arkadaşlarımın sorun yaşında bir müddet konuşmuyorum. Ailemle yani barışırım, bir şey olmuyor. Karşılıklı iletişim ve anlayışta kaynaklanır. Hani iletişimde sorunum yok. Konuşarak, iletişim kurarak, empati çok önemli bir şey. Empati olmadan iletişim kuramazsınız. Olumlu yönden bakıp empati yaparak karar veriyorum. Pozitif yaklaşım çok güzel bir şeydir tabii ki. Pozitif yaklaşınca her şey daha güzel olur. Bence güzel bir şey yani. Yani yanlış bir şey yaptıysa bile yanlışlıkla yapmış olabilir. Pozitif yaklaşım hep artı değerde konuşursunuz. Olumsuzlukları değil, daha iyi nasıl olabilirdi? Daha güzele nasıl gidebilirdik? Bu sorunu daha sonuca gidecek şekilde nasıl çözümleyebilirdik? Bu şekilde. Pozitif yaklaşım, size nasıl izah edeyim bunu? Yani kişinin, karşıdaki kişinin anlayabilmesi, bir empati kurma, onu anlayabilmek, bu kadar. Böyle onu da anlayışlı bir şekilde, değil mi? Anlayışlı bir şekilde yani. Sen dili gibi. Evet, sokak röportajlarımızı izledik. İzleyicilerimizin, sokaktaki vatandaşlarımızın yorumlarını da aldık. Hocam neler gözlemliyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Genellikle böyle hep pozitif bakarım ama bakmaya da bilirim tadında cevaplar aldık. Evet. Böyle söyleme gelince de hani evet çok pozitif bir insanımdır diyebiliyoruz ama onu hayata bir eyleme dediğiniz gibi dökmek de çok kolay olmuyor. Davranışa yansıtmak. Şimdi söylerken çok güzel, pozitif bakarım hayata ya, diyoruz mesela. Tabii, evet. Şimdi seminerlerden şey yapacağım, bana geliyorlar. Arkadaşlar diyorlar ki hocam ya işte böyle anlatıyorsunuz falan. Gerçekten hayatta uyguluyor musunuz? İşte eşinize böyle davranıyorsunuz, çocuklara böyle davranıyor musunuz falan böyle şeyler. Ya hocam sinirlenmiyor musunuz? Öfke kontrolü, işte stres. Ben de diyorum strese giriyorum, ben de öfkeleniyorum.
Ama diyorum mesela sen bir olaya %80, %70 tepki verirsen ben de veriyorum ama %50 veriyorum ve hemen kendimi toparlıyorum. Tamam mı? Yoksa bu negatif duyguların tümüyle reddedilmesinden ya, bahsetmiyoruz. Negatif duygular değil mi? Yani, olacak negatif duygular da olacak yani olur. Olmaması mümkün değil. İnsanız biz. Yani. Ama bir an önce onu pozitife evet. inkılap ettirmek. Şimdi hep pozitif evet söylüyoruz da eyleme geçirme konusunda biraz sıkıntımız var. Mesela öfke dediniz hocam çok da baş edemediğimiz duygularımızdan bir tanesi. Bir örnek verelim. Mesela gayet aslında pozitifiz. Keyfimiz yerinde. İşte iş yerine gittik ya da bir alışverişe gittik. Karşılaştığımız kişi öyle bir ters laf etti ki birdenbire moral alt üst oldu ve öfkemiz tavan yaptı. Ne yapacağız? Tabii ki pratik bir öneri söyleyeyim mi size burada izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Bence en iyi uygulamalardan bir tanesi bu. Nefesle alakalı, kesinlikle nefesle alakalı. Öfkelendiğimiz zaman dikkat edin, nefesimizi tutuyoruz. Bu beyin oksijen gitmiyor, beyin oksijen olduğu zaman çalışıyor. Beyin dumura uğruyor, evet. Tamam mı? Aslında diyaframı öfkelendiğimizde, bu heyecanımızı kontrol etmede de böyledir bakın. Biz genellikle göğüs ve omuz nefesi alıyoruz. Yanlış nefes hayatı bu bakın heyecanı kontrol etmede, öfkede de bu. Şunu yapmamız gerekiyor. İnsanlar nefesi tutuyorlar. Bakın bebeklere, bebeğin karnı iner. Yattığımızda da biz diyaframımızı kullanırız ama ayağa kalktığı zaman insanlar diyaframını kullanmazlar. Göğüs ve mesela heyecanlandığımız zaman böyle yaparız. Bu yanlış bir nefestir. Öfkelendiğimiz zaman nefesini tutar, sinirlenir. Yapması gereken şu, nefesi al ver. Al ver, nefesine odaklan. Kişiye, kesinlikle. Söze. Evet, nefesine odaklanmasını tavsiye ederim. Nefesi al ver, nefesine odaklan, nefesi tutma. Şimdi biz ne oluyor biliyor musunuz? Mesela bir yere dizimiz çarpıyor, şöyle yapıyoruz mesela bakın. Şöyle yapıyoruz, dizimiz çarpıyor. Tutuyoruz nefesini. Ya, mesela dizimiz çarptı. Şöyle yapma bak. Çarptı. Nefes al ver. Nefes tutma ve nefese odaklanma. Bakın burada altını çiziyorum. Nefese odaklanma. Öfkelendiğin zaman. Yani aslında öfkeni değiştiriyorsun. Öfke odağını değiştiriyorsun. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Siz hemen o anda zaten öfkelendiğimizde amigdala denen bir bölüm var limbik sistemde. Bütün o öfkenin kaynağı orada şey yapıyor. Hemen ani tepki veriyoruz. Onu kontrol edebilmek için neokorteksi, efendim düşünen bir akıllı beyni devreye sokabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Efendim nefesimize odaklanmamız. Derin nefes al ver ve nefesine odaklan. Öfkeni kontrol et. Tabii ki onun için hani bizden önce daha sabır. Dinimizde de hep sabredenlere, sabır. Evet. Öfkeni yutabilme. Yeri değiştirebilme olabilir. Konuyu değiştirebilme olabilir. Efendim. Yani Efendimizin de bir hadis-i şerifi var ya, öfkeliyken ayaktaysanız oturun, oturursanız. Yeri mekanı değiştirmek. Hemen aslında en önemli. Öfkenin üzerine öfkelendiğin zaman gitmemek. Tabii. Öfkenin hayata ciddi olumsuz etkileri de var. Bununla baş etme yollarından bir tanesi de aslında bizim yine dinimizce de kültürümüzce de çok önemsenen hoşgörü kültürü olabilir mi hocam? Ya da anlayışlı olma, anlama, tamam. Anlamaya çalışma ya da sabretme. Hoşgörü. Hani bu tür erdemlerle ilgili neler söylersiniz? Hoşgörü, Hazreti Mevlana yine bir ceddimize dönelim. Evet hep batılı kaynaklar var ya bizde de çok güzel kaynaklar tabii var. Ama Hazreti Mevlana ne diyor? Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkatü merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Mesela ölü hiddetlenir mi? Hiddetlenmez. Neden? Ölüdür. Ölü asabi midir? Asabi, yani sinirli midir? Sinirli değildir. Tamam mı? Yani sinirli değildir, asabi değildir. O zaman sen ölü gibi bak. Asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllükte diyor, toprak gibi ol. Evet. Yani, toprağın üzerine ne yapılır? Basılır. Bak tevazu ve alçak gönüllükte. Evet. Hoşgörülükte de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Hazreti Mevlana aslında bize bu hayatla ilgili baş edebilmemiz ile ilgili çok güzel ipuçları vermiş. Bunları uygulamamız gerekiyor. İşte hoşgörü. Peki var mı?
Geçen ben doğu ilerimizden bir ilimize gittim eğitime. Arkadaş diyor ki, hocam diyor, bizim burada bir olay olur diyor. Komşunun tavuğu komşunun bahçesine kaçar. Arkadan 3 ölü 10 yaralı. İşte evet. Nerede hoşgörü? Bakın aynı ben doğuya gidiyorum. Arkadaşlar bizi yedirmek için, hocam şunu yediniz mi? Şöyle aman böyle üzerine titriyor misafir. Ama İstanbul'a gel o arkadaşla trafikte gırtlak gırtlak gelesin. Ne oluyor? Çok doğru. Bir anda şey değişiyor efendim, öfke. Anlayışlı olmakla mesela Stephen Covey'in, tavsiye ederim izleyicilerimize, Stephen Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı diye çok güzel bir kitabı var. Hı hı. Etkili Ailelerin 7 Alışkanlığı diye bir kitabı da var. Hı hı. Mutlaka okunması gerekir. Çok güzel kitaplar. Orada Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı son 200 yılda başarılı olmuş insanların başarılı olma 7 özelliğinden bahsediyor. Bir tanesi de anlayışlı olmak. Ve biz hep şundan şikayet ediyoruz. Diyoruz ki eşim beni anlamıyor. Hı hı. İşte çocuklarım beni anlamıyor. Annem babam beni anlamıyor. Arkadaşım beni anlamıyor. Yani yöneticim anlama beni değil, anlamıyor anlaşılma diyor. Anlaşılma çabası. Diyor ki evet. Covey diyor ki önce anla diyor. Daha sonra anlaşılmayı bekle. Bizim ömrümüz anlaşılmayı beklemekle geçiyor. Doğru. Hatta bazen ne yapıyoruz? Abartıyoruz. Ne diyor? Hocam diyor beni dünya anlamadı. Ya günaydın, dünya tabii ki seni anlamayacak. Sen dünyayı anlarsan sen güzel bir hayat yaşarsın. Eğer anlaşılmayı beklersen çok beklersin. Anlamaya çalış. Empati desem hocam ne dersiniz? Empati dersem çok empati. Aslında de, bir bölümlük mesele de. Evet, yok konuşuruz tabii ki de. Empati de şunu söylüyoruz. Empati çok güzel bir şey. Dinimizde Peygamber Efendimiz hadis-i şerifi ne diyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Empatiyi en güzel anlatan hadis bu. Fakat empatide şu var. Aşırı empatide kullanılmayla sonuçlanır. Empati güzel bir şey. Dengeli kendisi. Olacak yani. Evet çok güzel. Dengeli. Empati güzel. Yani karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak. Empatik davranış. Ama hayatımızın her aşamasında, eşimize, çocuklarımıza, yolda karşılaştığımız herhangi bir yere. Mesela hani bir apartmandan giriyorsun. Empati mesela arkadan birisinin geldiğini görüyorsun. Kapıyı tutabilirsin. Veyahut bir, hani AVM'lerde görüyoruz ya. Hı hı. Mesela asansörü tutabilirsin. Adam hemen elini çekiyor. Ya tut. Mesela veyahut trafikte görüyorsun ya çoluğu çocuğu veyahut yaşlı bir insan. Hı hı. Empati kendini onun yerine koy. Ya da biri park ettiği yerden çıkmaya çalışıyor. Kimse ona yol vermiyor. O dakikalarca ya orada... Bir yere park ederken arabanın üst truplu park et. Hı hı. Ya mesela oluyoruz, görüyoruz şeyde. Mesela başka bir arabanın önüne park ediyor. Ya oraya bir telefon numarası koy. Acilse bir şey yap. Doğru. Park ediyor gidiyor. Geçen böyle olmuş bir arkadaş anlatıyordu. 15 dakika beklemişler. İşte. Yani bu yazık günah değil mi? Bakın burada hak geçiyor. Bizim bunu... öğrenmemiz gerekiyor. Lazım. Dikkat etmemiz kesinlikle gerekiyor. Öyle. Hoşgörü, anlayış, empati bunlar bizim dinimizde de kültürümüzde de olan, aslında genetik kodlarımızda tabiri caizse olan özellikler. Bunları kazanabilirsek, böyle bir bakış açısına sahip olabilirsek o öfke patlamaları ve öfkeden kaynaklanan anlaşmazlıkların da önüne geçebiliriz sanıyorum. Burada bir de anne çocuk arasındaki bir krizden bahsetmiş Aynur Hanım. Onu size yönlendirmek isterim. Çok mutlu bir hayatım var ama... Oğlum bazen bunaltıyor ve ben çok bağırıyorum. Buna nasıl pozitif bakabilirim demiş. Ne dersiniz? Ne kadar güzel, şükresin oğlu bunalttığı için. Demek doğru. Ki zeki çocuk. Çok güzel şimdi, hocam. Şimdiki Z kuşağı herhalde. Oğlu küçük herhalde değil mi? Biz, muhtemelen küçük evet, yaşını tabii, yazmamış tabii, ama. Evet. 2000'den sonra doğan çocuklara Z kuşağı diyoruz. Zaten onların özellikleri hareketli olmaları. Şimdi mesela tabii bunları da iyi etüt edelim, bilelim. Şimdi bu çocuklar farklı çocuklar. Çocuk demek ki yani tabii orada bakış açısını değiştirebilir. Çocuk ne kadar yaramazlık yapıyor. Bu da bakın görecelidir. Neye göre yaramaz çocuk? Çocuk mu yaramazlık yapar? Doğru. Çok böyle enerjik bir çocuk olur. Şimdiki çocuklar çok farklı. Şimdi çocuklar 2000'den sonra doğan çocuklar genetik olarak da zeki doğuyorlar. Yani göz, kulak, el, motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesil. Çok farklı çocuklar bunlar. Bunlara bizim doğru yaklaşmamız gerekiyor. Ebeveynler de olarak da. Yani anneler sadece anneler de babalar da mesela. Şimdi mesela baba eve yorgun argın geliyor. Çocuk şimdi ilgi istiyor.
Yani çocuk ilgi istiyor babasına, babacığım bir dakika bakın, gazete açmış baba, dinlenmek istiyor neyse. Şimdi dur bak görmüyor musun, gazete okuyorum diyor. Çocuk bir daha geliyor, bu ilgi istediği için bir daha diyor, babacığım bir dakika bakın. Ya git diyor, annen ilgilensin seninle. Ondan sonra çocuk bir daha geliyor, ya avş falan diyor, al şu çocuğu başımdan falan. Ya bu bir davranış şeklidir. Ama bir davranış şekli de şöyle oluyor, gelir baba gazetesini okurken, çocuk babacığım bir dakika bakalım ister. Gazeteyi kapatır, kalkar, eğilir, onun o göz temasını kurar, elinden tutar. Efendim oğlum, babacığım benim odama kadar gelmesin. O da bir oyun oynar, bir şey gösterir falan. Şimdi böyle yaptığın sürü... Orada dinlenir zaten, evet, farkında aslında, olmadan. Evet, böyle yaparsan o yani olumlu bir iletişim havası oluşturmuş olursun. Evet. Tercihlerimiz dediniz ya hocam, burada da bir tercih. Yani o çocuğa bağırmamayı, yani kolay bir şey değil tabii ki. Ama hani en azından öyle bir iç motivasyonu sağlamak mı gerekiyor? Çünkü bazen böyle anneler birdenbire kontrolden çıkabiliyor. Sonra da pişman oluyorlar. Ya ben niye bağırdım? Ya da eşler arasında da bu olabiliyor. Evet. Orada çocuklar, o sevgiyi tercih ediyor. Çocuklar sınırları inanılmaz zorluyorlar. Çocuklara bakın. Evet. Aslında çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var bizim. Ders. Ben bak mesela bak biz programın girişinde ne dedik? Geçmişe takılıyoruz. Çocuk da bak geçmişe hiç takılmaz çocuk. Doğru. Mesela çocuk bitti zaman bir şey böyle yapar. Anne bitti. Tamam, yeni bir şeye yönelir ama biz ne yapıyoruz? O bize bir türlü bitmiyor. Hayır, bu bana niye yaptı? Bu bana niye yaptı? Bu böyle olmamalıydı. 10 yıl önce böyle oldu, 20 yıl önce böyle oldu. Ya bırak artık 20 yıl, 10 yılı, sen şimdi şu anda mutlu olabiliyor musun? Bak, o çocuğun eli ayağı düzgün mü? Ha? Evet. Ne, o yaramazlık yapıyorsa... Efendim, alternatif tabii çocuğun eline iPad'i verirsen, bilgisayarı verirsen, efendim cep telefonunu verirsen, çocuğun diye onunla uğraşırsa, onunla dikkati dağılırsa çocuğun, gelip bu sefer o bittiğinde direkt seninle uğraşacaktır. Hı. Sen ona özel zaman ayıracaksın, ilgi göstereceksin. Tabii kolay değil bu. Kolay değil. İsmail Bey de demiş ki, İsmail Bayrak Beyefendi, çaresizseniz çaresizsiniz. Kesinlikle. Bu cümleyle ilgili hocam ne der demiş. Evet, aslında Bayrak bizim özetimiz tarzında muhtemelen bu cümle. Ne dersiniz hocam? Biz çünkü çözümün bizde olduğunu da çok anlamayabiliyoruz. Diyoruz ki ya şöyle olsaydı o zaman belki bu problemi yaşamazdım. Ya da işte çocukla yaşadığımız şeylerde ya da eşimiz işte o düzelsin ondan sonra ben... toparlayayım kendimi. Hep böyle bir dışsal durumumuz var ya. Evet. Ama burada diyor ki çaresizsiniz. Yani kendimize dönmemiz lazım. Ne dersiniz bu açıdan? Valla bunu ne kadar iyi biz algılarsak, ne kadar iyi algılarsak, ne kadar çok uygulamaya çalışırsak, yani çare bizdesek, yani çözüm odaklı olmak istiyorum ben. O zaman işte çözebilirsin. Bir yerden hatırlıyorum, bir seminerden veya bir kitaptan olabilir. Çözüm yok dediğin zaman dahi diyor, onun diyor 7 tane çözümü vardır. Önemli olan senin o çözümü ne kadar aradığındır. Doğru. Yani çözümü ne kadar aradığında. Ama çözüm senin ayağına gelmeyecek. Sen o çözümle alakalı alternatif planlar yapman gerekiyor. Yani ben ne yapabilirim, neler yapabilirim? Ya bir insana danışabilirsin, efendim bir araştırırsın. Ya mutlaka bir şeyler olabilir. Bu çözüm için katkı sağlar bize. Peki hocam, devam edeceğiz ama biz böyle pozitif yaşamdan, pozitif bakış açısından bahsediyoruz. Tam da bununla ilgili güzel bir VTR'miz var. 47 yıldır evli bir çiftimizle röportaj yaptık. Mehmet amca ve Şerife teyze. Evliliklerde de negatif bakış açısından kaynaklı pek çok sorun yaşanabiliyor. Acaba onlar bu 47 yıl evliliği mutlu ve sevgi dolu sürdürmenin yolunu nasıl bulmuşlar? Bakalım neler söylemişler. Hep beraber bakalım izleyelim. Bakalım mı? Bir örnek... Buyurun verin, ondan sonra izleyelim. Evet, Antalya'da bir firmaya eğitim veriyorum. Firmanın sahibi Ahmet Torun Bey, izliyorsa selam olsun. Tokatlı bir ailenin oğlu, 55 yıl babası, işte evli 55 yıl ondan sonra evlilik sürmüş. Baba demiş yani bu nasıl bunu siz de yani 55 yıl nasıl evli kaldınız, babasına sormuş yani. Ya demiş siz hiç kavga etmediniz mi? Babası demiş ki oğlum kavga ettik ama siz bunu görmediniz. Bakın bu çok önemli bir şey. Çok doğru. Kavga ettik ama siz görmediniz. İşte görmezsin. Önemli olan bunu yakalayabilmek. Buyurun bakın. Kesinlikle. Evet. Peki, izliyoruz.
Adım Mehmet Ali Tuncer. 1952 doğumluyum. 47 senemiz bitmek üzere 10 gün sonra. 10 Ekim 1970'te evlendik. Gayet güzel geçti. 3 tane çocuğumuz var. 2 kızımız, 1 oğlumuz var. 6 tane torunumuz var. Hepsi Allah'a çok şükür okudu, okuyor. Herkes meslek sahibi oldu. Uzaklarda doğdu. Orada büyüdüm. Ve 20 yaşında düğünümüz oldu. 18 yaşında nişanlandım. İşte beyimin dediği gibi 3 sene bekledik. 3 sene 20 yaşında düğünümüz oldu. Yenice köyüne gelin gittim. 47 yıllık evliyim. Evlilik süresinde bayağı azıcık önce bir çektik yani. Kaynata ölünce bayağı çile çektik kaynanayla ikimiz. Bu yok askerde tabii. Biz de çektik ilin yanında durmak kolay değil yani. Ondan sonra rahata erdim. Sağ olsun işe girdi, dükkan açtı. Bizi beslemek için neler yaptı, neler yaptı. Şerif teyzen benim, ablamın, eniştemin, kardeşinin kızı. İyidir dedi, o zaman görücü usulü vardı. Görücü usulüyle tanıştık. 3 sene nişanlı kaldık, hiç görüşmedik. Eskiden öyle şey vardı yani görüşüp de gezme bilmem ne yoktu. Biz görüştük, 3 sene sonra okulu bitirdikten sonra evlendik. Yani 47 senemiz bitti, 48'e giriyoruz işte bir hafta sonra. Askere gitmeden önce evlendik biz. Babam öldü, ben 2 ay sonra askere gittim. Bunlar annemin ikisi, köyde burada Yenice köyü var. Orada ikisi kaldılar, yani en büyük şeyimiz o oldu. Kaynata ölünce, adam da askere koydu gitti. Bir kaynana, bir çocuk kaldık 3 kişi. Sağ olsun görümcem götürdü Yıldız'a. Orada askerden gelenece bekledik işte. O bakıverdi yani. Allah razı olsun. Vallahi şimdi günümüz evliliklerinden neden sorunlar çık? Şimdi günümüzdeki gençlerin anasından bir şey var, babasından bir şey var. Kendisi çalışıyor, beyi çalışıyor. Ufacık bir şey de ben gidiyorum diyor yani, ben ayrılacağım diyor. Gayet kolay. Eskiden öyle değildi ki. Bu bana diyemezdi, ben ayrılacağım hanım, ben ona diyemezdim, yoktu. Cimcimayı diyorlar, çabukça hemen nişanlanıyorlar, evleniyorlar. Bakıyorsun bir sene geçiyor, 2 sene geçiyor. Ondan sonra geçinemedik, biz ayrılacağız diyor, çıkıyorlar yani. 2 gün duruyorlar, Allah'a ısmarladık. Öyle değil mi? 2 gün duruyorlar vallahi. Benim bildiğim, tanıdıklarım hemen boşanmaya kalkıyorlar. Ama biz zorluklar da çektik, kolaylıklar da çektik. Allah'ıma bin şükür bugüne geldik yani. Yani şimdikilerde hayat yok. Vallahi sevgi, saygı, birbirine itaat. Ne diyeyim yani, hatır kırmama, aile olarak... İki tarafın ailesinin birbirine bağlılık şey yani şey olarak. O benim ailemi gayet iyi gördü. İyi geçindi annemle, babamla. Biz onun ailesine gayet annesini bilmem anne olarak bildik. Böyle geçti yani ömür. Yani bir şeyimiz olmadı. Kaynanayla olsun, görümcelerle olsun. Yanımda değillerdi ama gelir giderlerdi. Beraberdik her zaman için. Kaynanamla çok iyiydik. Allah yattığı yer cennet olsun. Çok iyiydik. Yani bu olmadığı vakit biraz atışırdık. Bu geleceğe vakit hemen birbirimizin yanına yanaşırdık yani. Ya tartışmalarda ufak tefek öyle büyük tartışma olmuyordu. Ne oluyordu? Bir iki saat küsüyorduk veya bir gün küsüyorduk. Ondan sonra barışıyorduk. Ne olacak tartışma işi? İkimiz de birbirimizi sevdiğimiz için kusurlarımızı birbirimizi affediyorduk yani. Ne yaparsan yap, bir şey yaptı mıydı? Küsme de yok. 2 gün küserdik, bir gün hemen barışırdık. Yani iyi geçti günlerimiz. Allah'a çok şükür. Şimdi de daha iyiyiz. Allah bundan kötü güne koymasın kimseyi. Çocuk evliliğin direği. Çocuk olmadığı zaman evlilik bir şeye benzemiyor yani. Çocuk eskiden çocuklar şimdi torunlar oldu da çocuklar olmadan evde bir şey olmuyor ki. Evin gülü yani çocuklar. Çocuklarla böyle büyüdü müydü okula başladıkları zaman çok mutluydum yani. O zaman da biraz gencidik. Her şeylerine koşmak isterdim yani, hepsini de yapmak isterdim. Çok mutluydum o zaman yani. Çok da yani unutamıyorum o günlerini yani, okula gittikleri anı. Bizde o sevgi saygı hala var yani şimdi.
birbirimize. Ama onlarınkini bilemiyoruz ki, gençler işte. Ne yapıyor bilmiyorlar kendi hallerinde. O zorluğu da çeksinler, varlığı da çeksinler ama ayrılmasınlar. Yazık değil mi yani? İki tarafa da yazık yani. Anneye babaya yazık yani. Evet, muhterem çiftimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tecrübelerini, bu anılarını bizimle paylaştıkları için. Ben hemen sizin yorumlarınızı almak istiyorum İsmail Hocam. Aslında zorluk da yaşadık, kolaylık da yaşadık dediler. Yaşadıkları süreçte ayrıda kalınmış, maddi sorunlar da yaşanmış, ailede kayıplar da olmuş, çocuklarla da ilgili sorunlar yaşanmış, kavgalar, tartışmalar da olmuş. Ama bakıyoruz hep pozitif bir bakış açısı var. Küsmek mesela. Hani iki gün küserdik, üçüncüde barışırdık, evet, diyor çok mesela. Güzel ifade. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben de 32 yıllık evliyim. Maşallah. Evet. Yani eşim kızdığı zaman ben kızmıyorum, ben kızdığım zaman eşim kızmıyor. Yani karşılıklı anlayış ve hoşgörü ve her şeyden önemlisi mutlaka ve mutlaka olması gereken saygı. Olmazsa saygı, olmazsa olmaz. Hı hı. Az önce orada şey söylüyor, azıcık çektik diyor. Hı hı. Yani şimdi insanlar çekmek istemiyorlar. En ufak bir şeyde hemen boşanalım. Hı hı. Evet yani. Şimdiki yeni evliliklerle ilgili de atıflarda bulundular. Var, mesela var. İki gün durmuyorlar. Evet. Hayat yok şimdikilerde, evet, dedi mesela teyzemiz. Evet, evet. Çünkü niye? Çünkü her şey sunuluyor. Bu da tatminsizlik. Yani bir şeyi elde etmek için mücadele yok. Hı hı. Yani... Çok doğru. Belki evet. Şu an bundan sonra bu daha da şey olacak. Ya bu aslında bizim şu an toplumsal bir sorun olarak bunu görüp buna göre, hı hı, aile bağlarını daha da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Doğru. Mesela şiddetli geçimsizlik çok başat bir gerekçedir ya boşanmalarda. Evet. Orada ne görüyorsunuz? Yani hakikaten o evlilik sürdürülebilirken, evet, o çözümler aranmadığı için o geçimsizlik devam mı ediyor? Yoksa hakikaten... Hani haklı bir karar oluyor mu o sizce? Çünkü ben çoğu evlilikte öyle bir şey gözlemliyorum. Aslında çözülebilir problemler var ama yok diyor, ben bir daha imkansız işte o adamın yüzünü görmeye, o kadının yüzünü görmek istemiyorum. Çözümsel bakılamıyor mu evlilik sorunlarına, ne dersiniz? Vallahi çözümsel yani burada her şey %50-50. İki tarafın da buna yani bir taraf sadece özveri bir tek taraftan olmaz. İki tarafın da özveriyle yaklaşması gerekiyor. Hı hı. Bunun aslında öncesi var. Yani evlilik öncesi var. Hı hı. Hani bizde çok güzel şey, nişan var biliyorsunuz, söz var. Hep insanların birbirini tanıması için çok önemli zaman dilimleri bunlar. Sözlerin ve nişanların. Hı hı. Orada mesela görüyorlar eşler mesela. Ya bana diyor ki hocam diyor, ben bunu nişanlıyken de fark ettim bu huyunu diyor, hı, mesela. Geçer dedim diyor falan ama olmuyor. Tabii ki burada küsmekten bahsetti. Aslında küsmek ilişkiyi yıpratır. Konuşmak gerekir ve biriktirmemek gerekir. Hı hı. Ne varsa bunlar uygun bir zamanda, münasip bir zamanda, münasip bir şekilde konuşmakta evlilikte. Problemsiz yani evliliklerde çatışma olur. Hı hı. Bakın çatışma olur. Çatışma doğaldır evliliklerde. Hiç çatışma olmuyorsa o da bir problem var. Birazcık çatışma iyidir. Çok çatışma varsa o da bir problemdir. Yani dengelemek. Hı hı. Evet. Aslında bu daha o evliliği daha diri, daha aktif tutar biraz da. Hı hı. Burada söylediğim gibi hoşgörüyle, anlayışla bunlar çözülebilir. Hı hı. İnsanlar, az önce mesela iletişim dedik yani, bu iletişim kurabilme becerisi. Hı hı. Şimdi günlük yaşantı içerisinde özellikle mesela kadın, hanımefendiler de çalışıyor, yorgun argın eve geliyor. Herkesin işte yaşadığı stres var ve ister istemez içte yaşanan stres de eve yansıyor. Ve evde mesela bir teknoloji çağı, hepimiz burada işte de WhatsApp'ı kullanıyoruz bilmem ne. İletişimimiz bence azalıyor. Hepimiz sosyal medya yapıyoruz. Gün içerisinde mesela akşam eve geldiğimizde ne kadar çok iletişim kuruyoruz? Nasıl iletişim kuruyoruz? Kurmuyoruz aslında bakarsanız. Televizyon, evet, karşısında bile uyuyakalıyoruz muhtemelen. Yani Virginia Satir diye bir dünyaca ünlü aile terapisti var. Diyor ki eğer diyor bir metreden fazlaysa diyor iletişiminiz diyor, bir metreden fazlaysa diyor, o iletişimde problem olur diyor. Aa, çok ilginç, evet. Bir metreden fazlaysa. Hı hı.
Düşün mesela diyor ki o hayatım ne yapıyorsun, nasıl geçti bugün, iyi geçti falan, o mutfağa giriyor, sen salona gidiyorsun bilmem ne. Ama yan yana böyle oturup böyle masada nasıl geçti bugün, ne olan, neler yaptın bilmem. Burada o işte eşi karşılama, eşin eve gelmesi, eşin eve girerken pozitif girmesi bakın çok önemli. Yani beyefendi eve girerken de o günün stresi sıkıntısı bir tarafa bırakıp eve güler yüzle, eşin de güler yüzle karşılaması lazım. Yani bunlar önemli. O daha sonraki şey ya ta yemek yani ya evde ya bir de kadın çalışan kadın evde bir de ekstra bir sürü şeyler oluyor. İşte çocuğun bakımı, misafir hazırlık, temizlik, bulaşık her şey yani kadın stres üzerine kalıyor tabii doğru. Ve bunun karşısında mesela eşinden bir teşekkür almıyorsa olmaz sevgilin. Bu da iletişimde çok önemlidir. Yani o duyguyu, o düşünceyi ifade etmesi, hayatım sağ ol, ellerin dert görmesin, harika bir kadınsın, bak ne kadar güzel yemek yaptın falan, bunu her zaman söylemek gerekir. Ben de söylüyorum her zaman. Yani sözlerde, o sözlerle, pozitif düşüncede tabii. Çok yani etkili. Biraz espri olacak. Kadın kocasına sormuş. Neden beni sevdiğini söylemiyorsun diye kocası da cevap vermiş. Evlendiğim gün bunu söylemiştim ve fikrimi değiştirsem sana söylerim. Ya söylesene. Oo, çok fena hocam. Şimdi seminerlerde soruyorum ben. Eşinize en son ne zaman çiçek aldınız diye. Mesela bir seminerde İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nin Altunizade Kültür Merkezi'nde halka açık çalışmalar yapıyorduk. Bir seminerde sordum. Yani en son eşinize ne zaman çiçek aldığınıza? Bir beyefendi dedi ki, ben dedi 27 yıllık evliyim, eşime hiç çiçek almadım. Oh. İnsaf yahu dedim. Saat 19'da başlıyoruz. Seminer 20'de bitiyor. 22'de bitiyor. Saat 22'de Üsküdar Meydanı'na yolladım çiçek almaya. Kadın ertesi gün adam telefon açıyor. Eşi şok olmuş kadıncağız. Geçen böyle bir hastanede eğitim veriyorum. Tüylerim diken diken oldu. Adam çiçek alıyor eşine. Kızı anlattı bunu. Kese kağıdın içerisine koyuyor çiçeği. Eve gelmiş, al bunu annene ver. Kendi de vermiyor ve kese kağıdı. Alışık içinde. Değiliz biliyor musunuz? Bir dakika. Evet. O kadıncağız ne yapmış onu biliyor musunuz? O çiçeği bir yıl saklamış. Tüylerim diken diken oldu. Ya. Vallahi Allah dedim ya. Ya evet. Hani bir söz var ya, sevdiğiniz insanlara seni seviyorum deme fırsatını hiçbir zaman kaçırmayın. Çok doğru. Evet, ben arkadaşlarıma söylüyorum, eşime, çocuklarıma, arkadaşlarıma, dostlarıma açıp seviyorum. Abi diyorum seni çok seviyorum. Böyle böyle. Ya hani Peygamber Efendimiz'e sahabeden birisi geliyor. Çocukların, ben diyorum çocukların hiç başını okşamadım. Allah sana merhamet vermediyse Resulullah Efendimiz, öyle bir hadis var herhalde, hatırlıyor musun sen? Yani, yani merhamet etmeyene merhamet olmaz. Sen git o çocuğun başını okşa. Değil mi? Evet. Eşine onu söyle, sevdiğini söyle. Ve o zaten bir etki tepkiye de yol açacaktır sanıyorum, değil mi? Yani bir taraftan iletişim halindeki insanlardan bir tanesinin o pozitif yaklaşımı başlatması lazım. Mesela, zaten çığ gibi büyüyecektir muhtemelen. Şimdi şunu da diyelim. Mesela adam eşine çiçek almıyor. Ya kadın alsın. Mahcup etsin. Mesela. Hayatım sana çiçek aldım bu sefer de. Yani bilmiyorum tabii. Olabilir mi? Nasıl olabilir. Nasıl tepki alır o bilmiyorum ha. Şimdi hocam. Ama uygun olan erkeğin eşine çiçek alması. Çok tabii. Bir şey değil ya. Doğru. Evet. Ama bu çok önemlidir. Yani bu altında şu mesaj vardır. Sen benim için önemlisin mesajı vardır. Evet. Az önce o iletişimde de çok önemlidir. Yani az önce bir metreyi söyledim ya. Hani görsel, işitsel, dokunsal insanlar vardır. Bunlar önemlidir evlilikte. Bakın adam görseldir, kadın işitseldir. Sevgi dilleri konusu bakın, değil mi hocam? Bakın adam karısına bakar mutlu olur ama kadın der ki bu adam beni sevmiyor. Neden? Ya sözse söyler. Bak işitselse. Kadın görselse kadın o zaman kadına bakmak gerekir. Tamam mı? Dokunsalsa dokunmak gerekir. Eve geldin. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Eve geldiğiniz zaman eşinize, çocuklarınıza sarılın. Bu çok önemli. Arkadaşlarına sarılın. Bir vakıf var Amerika'da. Menninger Vakfı. Sağlık araştırmaları yapıyor. Bir insan günde en az 4 insana sıkıca sarılırsa, 4 insan tabii ki yoldan geçen insan değil. Yani eşin, dostun. Sıkıca sarılırsa o insan diyor depresyona yakalanmaz. Evet. Bizim mesela dikkat edin, bizim insanlarımız çok seven sarılırız. Biz hayat içerisinde birçok güçlü inanın böyle atlatıyoruz, farkında değiliz. Tokalaşıyoruz, sarılıyoruz, öpüyoruz, kokluyoruz insanlarımızı. Doğru. Mesela hani
derdimizi anlatıyoruz, sıkıntılarımızı anlatıyoruz, rahatlıyor insanlar. Hı hı. Bu da öyle. Yani konuşmak, anlatmak, paylaşmak. Hani ne diyorlar? Dertler, üzüntüler paylaşa paylaşa azalır. Sevinçler paylaşa paylaşa çoğalır. Biz dertlerimizi azaltalım, sevinçlerimizi çoğaltalım. İnşallah. Doğru iletişimi kuralım. Şimdi iletişim meselesi çok önemli. VTR'mizde de Şerife teyzemiz dedi ki ben kayınvalidemle de çok iyi anlaşırdım. Şimdi gelin kaynana diyalogları da aile içerisinde ciddi iletişim kazalarına yol açan evet. konulardan bir tanesi. Burada biraz böyle ön yargılar, bir takım otomatik düşünceler de geliştirebiliyoruz. Yani bir örnek olarak sadece söylüyorum. Bu her iletişim biçiminde olabilir. Mesela diyelim ki bir gelin kayınvalide var. Gelin bir memleketten, kayınvalide başka bir memleketten. Kayınvalide için oğlunun evine, gelinin evine teklifsiz gitmek daha samimi bir davranış. Ama gelin de diyor ki bana haber verip gelsin. Tabii. Öyle çat kapı olmaz. Tabii. Şimdi gelin diyor ki beni saymıyor, bana saygı duymuyor. İşte özellikle yapıyor. Kaynana da diyor ki beni sevmiyor, beni istemiyor. İşte bak hep bunlar bizim koyduğumuz kurallarla alakalı biliyor musunuz? Evet. Gelin hanım kuralını değiştirdik. Burada arada damat oğlan. Bir de niyet okuma var sanki. Evet, kesin böyledir falan tabii. gibi. Halbuki hiç ön yargılar, bizler ön yargıların esiriyiz. Şimdi geçen benim oğlum, büyük oğlum Amerika'da... Daha şimdi Washington DC'de, New York'ta bir yıl kadar çalışıyor. Orada arkadaşları var. Bakın hep ön yargılar. Bir arkadaşı, bir Amerikalı vatandaşı, İtalya'dan gelme, İtalyan hocayla bir kızla konuşuyor. Ve kıza ilgi duyuyor. Bakın ön yargılarla çok güzel bir örnek vereceğim şimdi size. Kıza ilgi duyuyor ve ilerletmek istiyor, evlenmek istiyor. İşte konuşuyor, diyorlar. Bir gün şimdi... Bizim benim oğlan arkadaşı tabii Müslüman şimdi diyor ki bir şey sorabilir miyim diyor kıza. Öyle söylüyor. Diyor ki Katolik misin diyor. Hayır diyor. Hı hı. Protestan mısın diyor. Hayır diyor. Musevi misin diyor. Hı hı. Hayır diyor. Ateist misin diyor. Hayır diyor. Ben diyor senin dinindenim diyor. Kız Müslümanmış. Katolik bir ailenin kızı. İşte. Hiç o ihtimali vermemiş ama. Ben ön yargılar. Çok doğru. Kesin değildir. Müslüman değildir. Yani hacı. Evet ben vallahi benim oğlum bunu anlatınca ben de güldüm dedim ve Allah Allah dedim ya nasıl bir iş böyle. Evet. Çok çok güzel bir örnek oldu gerçekten hocam. Bir de bizim böyle gene iletişim sırasında bir takım kişiselleştirmeler de yapıyoruz. Bununla ilgili yorumunuzu da almak isterim. Mesela diyelim ki bir arkadaşım beni aradı dedi ki hadi sinemaya gidelim Ayşe. Hı. Ben de dedim ki yok ya ben hani pek müsait değilim yorgunum bugün. Arkadaşım bana küstü. Beni özellikle istemiyor. Başkası davet etseydi kesin kabul ederdi. Yani meseleyi üzerine alma. Halbuki ben belki gerçekten yorgunum. Evet. Yani onun kişisel bir mesele belki yok. Evet. Yani bu tür durumlarda o pozitif bakış açısını nasıl yakalayacağız? Evet yani işte bu işlerde hep karşıda hep anlayışlı olma, biraz anlayışlı olma önemli herhalde. Yani ben öyle şey yapıyorum. Biraz anlayışlı olursak, hoşgörüyle yaklaşabilirsek, anlayışlı olma hoşgörüyle. Yani insanlar belki o an için gitmek istemiyor. Mesela hakikaten hepimizin... Hani insanların eşref zamanı olur, başka bir zaman olur. Şimdi zamanı mesela cep telefonu çalıyor, bazen bizde de oluyor. Mesela sevdiğim bir arkadaşım arıyor ama o an için açmıyorum ben o telefonu biliyor musunuz? O an psikolojik olarak müsait değilim. Veya ben bir arkadaşım arıyorum, o da açmıyor. Ya o an belki o arkadaşım psikolojik olarak müsait değil. Ha, çok önemliyse ben iki defa ararım. Veya o çok önemliyse beni iki defa arar. Veya da acil bir burada birbirimizin alanlarına... karşılıklı olarak saygı göstermemiz. Saygı gösterirsek kurallı yine bakın yine kurallarımıza geliyor. Kurallarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yüklediğimiz anlam, olaylara yüklediğimiz anlam. İşte vay gelmiyor, bu beni sevmiyor. Bunun işinden çıkamayız. Bu her zaman böyle. Bizim mesela koçlukta en çok karşılaştığımız. Hocam diyor her zaman bu adam böyle, bu kadın böyle. Her zaman mı diyorum? Her zaman geç kalır. Her zaman böyle, her zaman genelleme. Genelliyorsun. Evet. Bakın genellemeler bizim için problem olur hayatımızda. Ya ilişkiyi zorlar, iletişimi zorlar. Evet, kendimizle ilgili de genellemeler yapıyoruz. Başkasıyla ilgili de genelleyici ön yargılarda bulunuyoruz. Genelleme ve ön yargılar.
İşte mesela bu önümüzdeki hafta bu işi yetiştiremez. Yani nereden biliyorsun yetiştiremeyeceğini? Çok o gelmez. Belki gelir. O hep böyle. Hep böyle mi? Bunlar bunları sorgulamamız gereken kelime ve cümle kalıpları bunlar. Yani bunlar bizim kısıtlarımızı oluşturuyor ve bizi kısıtlıyor. Çok doğru, evet. Ve negatif bakış açısı üretiyor aslında. Evet. Yani bu cümleleri söylediğimizde, sarf ettiğimizde böyle bir hemen soru işaretleri yansın kafamızda. Ya, ben şu an negatif bir ön yargıda bulunuyorum. Bakın ben de bunun için bu tuzağa düşüyorum. Hı-hı. Geçen gün bir kardeşime bir yorum yaptım. Yorum yaptım sosyal medyadan. Daha sonra girdim, baktım, dedim ki benim yaptığım yorumu silmiş dedim. Bak. Hı-hı. Aslında ben o yorumu farklı bir şey yapmışım, Instagram'a yapmışım. Sonra orada gördüm yani. Hı-hı. Hemen bak yani, evet. Sonra güldüm kendi kendime. Hep bu hatalara, tuzağa düşüyoruz biz. Hı-hı. Onun için iyi anlamamız gerekiyor, iyi algılamamız gerekiyor. İletişim de çok önemli, algılamak, aktarmak önemli. İyi algılayamazsan iyi aktaramazsın. Hı-hı. Aktarırken de dikkatli olmak lazım. Mesela anneler çocuklarına diyor, sürekli mesela... sürekli aktarmaya çalışıyor anne. Ne diyor? Oğlum ders çalış, oğlum ders çalış, oğlum ders çalış. Bunu çok aktardığında çocuk çok algılamış olmuyor. Hı-hı. Bu sefer tam ters etki yapıyor. Söylüyorum, dersin çalışmıyor diyor bu sefer. Bir de bu sefer diyor, çalışacağı varsa da çocuk çalışmıyor. Sürekli ye. Doğru, evet. Ters teper. Biz kuralları koyacağız. O koyduğumuz kuralları işletmemiz çok önemli. Hı-hı. Ve doğru yani, kurallar koymak. Kurallardan taviz vermeme. Bu çok önemli. Doğru. Evet. Hocam devam edeceğiz. Hattımızda Erzincan'dan bir izleyicimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hocam kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Estağfurullah. Estağfurullah. Rahatça buyurun. Nefes alıp verin. Evet, nefesini biraz önce anlatmıştık hocam. Evet. Hocam ben 2 senelik evliyim. Bir tane çocuğumuz var. Her ailede olduğu gibi bizde de tartışmalar oluyor. Fakat tartıştığımızda eşim bir hafta 10 gün konuşmuyor yani. İlla benim onun ayağına gitmemi bekliyor. Gitsem de ben haksız duruma düşüyorum. Ne yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Peki yeterli midir hocam aldığımız bilgiler? Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Aslında sağ olun, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Uygulamalı, pratik şey yapsalım efendim. Mesela bir daha böyle bir şey olduğu zaman bakın buna farklı şey yaklaşım yapabiliriz. Dese 10 gün konuşmuyor mu? Eşine şunu konuşsun bu akşam. Bir daha seninle böyle bir şey olursa lütfen benimle 10 gün değil 1 gün konuşma. Bir güne indirin. Evet, bu belki de şey olabilir. Tabii ki dedim ya her şey %50-50. Bir daha sadece hanımefendi. Erzincan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Erzincan'a selamlarımızı. Evet, Erzincan'da çok dostlarımız, arkadaşlarımız var. Erzincan'a selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz, hürmetlerimizi iletiyoruz. Evet, konuşmak lazım. Tabii ki. Bu ilişkiyi yıpratır. Bir de bir gurur meselesi durumu da var hocam. Yani hanımefendi aslında 10 gün sonra da olsa bir iletişim adımı atıyor. Ama bu sefer de ben haksız duruma düşüyorum gibi düşünüyor. Öyle hissetmemesi lazım aslında, değil mi? Hani pozitif yaklaşımı kendisi sergiliyor aslında. Bir kere şunu şey yapalım. Küsmek ilişkiyi yıpratıyor. Hı hı. Yani küsmek ilişkiyi yıpratıyor. Konuşmak gerekiyor. Konuşan tarafta kendisi ise bir problem yok. Belki taviz verecek durumda olsa bunu 10 gün uzatmadan, çünkü çocuklar bunu hisseder. Yani hepimiz insanız biz. Doğru. Bakın dört dörtlük insan yok. Kusursuz insan yok. Ben o kağıt arkası boş mu? Boş hocam. Tamam. Buyurunuz. Bir şey göstermek istiyorum size. Buyurunuz. İzleyicilerimize. Paylaşabiliriz. Tabii ki, tabii ki hocam, buyurun. Şimdi şöyle bakın, mesaj vermek istiyorum. Tamam mı? Bak çok güzel bir mesaj ver. İki ders paylaşmak istiyorum burada. Şimdi bu siyah kalem, şurayı karaladım. Ben her soruyorum seminerlerde. Tamam mı? Ne görüyorsunuz diyorum. Ne görüyorsunuz? Nokta. Siyah bir nokta, siyah nokta. Herkese soruyorum, siyah ne görüyorsun? Siyah nokta. Peki, kapatıyorum. Ne görüyorsun diyorum. Ya diyorum ki parmağımı görüyorum demeyin. Ne görüyorsun? Bembeyaz bir kağıt. Sayfa, evet. Diyorum ki bu kağıdın kaçta kaçı siyah nokta? %1'i. %99'u beyaz. Bak diyorum, bir. Senin hayatının %99'u çok güzel. %1'inde bir olumsuzluk var. Ne olur buna odaklanma. Sen şuraya odaklan. Doğru. Bu bir. İkincisi... İlişkilerimizde de böyle.
İster bir eşte, ister bir çocukta, ister bir arkadaşta, dostta, patronda, yöneticide ne kadar leke ararsanız o kadar leke bulursunuz. Ama bu bize bir şey kazandırmaz. Bu ilişki yıpratır. Biz o %99 beyaz eşimizin güzel bir tarafı, olumlu çocuğumuzun, patronumuzun, yöneticimizin mutlaka iyi bir tarafını bulalım. Çünkü bu iyi insanların iyi tarafına odaklanmanın insanın psikolojisini iyileştirmede mucizevi şekilde faydası olduğunu söylüyorlar. İnsanların iyi taraflarına odaklanalım, bulalım, onu çıkartalım. Evet, inşallah. Çok güzel bir örnek oldu hocam. İnsan yüz kapılı bir saraydır. 99'u kilitli olsa, bir tanesi açıksa o sarayın içerisine girilebilir. Öyle bir bakış açısına sahip olmak lazım. Biraz da kendimizle ilgili algımıza bir soru vesilesiyle değinelim. Programımız da sonuna doğru geliyoruz. Yaklaşık 10 dakikamız var. Instagram'daki bir izleyicimiz demiş ki... programı çok beğendiğini söylemiş. Teşekkür ediyoruz. Ben özgüven, öz saygı problemi yaşayan insanlar için hocamız ne der onu merak ediyorum. Ben hayata ve çevremdeki insanlara gündelik yaşam problemlerine karşı ekseriyetle olumlu bir tavır içindeyken bir tek kendime olumluluğu bakamıyorum, o pozitif yaklaşımı gösteremiyorum demiş. Ne dersiniz? Kişinin kendisiyle ilgili algısı. Evet, ufak ufak uygulamalar yapmasını tavsiye ederim özgüvenle alakalı. Hı hı. Özgüven olmazsa olmaz. Yani bir insanın ben yapabilirim inancıyla dolu olmasıdır. Hı hı. Burada yani ya bir dünyada bir insan bir şey yapabiliyorsa, bu NLP var işte, NLP, Neurolinguistic Programming, sinir dil programlaması. Bunu sen de yapabilirsin diyor. Özgüvenle alakalı öncelikle bir kere duruşunu değiştirmesi lazım. Şöyle efendim, bizim insanımızda genelde kalkmış şekilde duruyoruz. Bakın bu doğru değil. Dik durma, dik durma, özgüvenle alakalı. Ve ufak uygulamalar yapması. Neden mesela çekiniyorsa o korkunun üzerine hani gidip onunla bir şey. Mesela hani topluluk karşısında konuşma. Özgüveni yok, heyecanlanıyor. O zaman git birkaç kişi karşısında konuş. Bu önce 3 kişi olsun. Daha sonra 5 kişi olsun. Bakın adım adım. Step by step adım adım. Yani duygu ve davranış değiştirme tekniklerine bu çok önemlidir. Yani küçükten başlayarak da o özgüvenini daha iyi hale getirecek uygulamalar yapması. Mesela birisini aramaktan mı çekiniyor? Telefon açsın, ondan randevu alsın, gitsin görüşsün. Gibi. Ve hep kendisini teşvik edecek, motive edecek adımlar atması çok çok önemli. Bir de tabii ki telkin çok önemli burada. Ben yapabilirim. Ben üstesinden gelirim. İçe dönük konuşmanın gücünde negatif konuşmalar yapmayalım. Bizde yetiştirilme tarzı olarak negatif yüklemeler çok yapılıyor büyürken. İşte bu çocuk adam olmaz. Hanımefendi mi beyefendi mi? Beyefendi. Bu çocuk adam olmaz. Bundan ne köy olur ne kasaba. Bundan bir baltaya asap olmaz. Negatif yüklemeler yapılıyor. Zaten bir araştırmada bir çocuk 18 yaşına gelene kadar 148 bin defa hayır kelimesi duyuyormuş. Yani 148 bin defa hayır duyan bir çocuktan hayır gelir mi? Gelmez. Biz de elleme, yatırma, elleme yapma. Hep böyle bu korku kültürüyle şey yaptık, baskılandık. O negatif düşünce çocuklukta mı yerleşiyor? Özgüvende, tabii özgüvende. Yani özgüveni engelliyor yani tabii. Hep büyüklerimizde. Ya zaten biz dünyaya geldiğimizde insan aciziyetinin farkına varıyor. Yani bu güçsüz. Yani belli bir yaşa, 12-13 yaşımıza kadar illa bizim elimizden tutan var. Hep büyük ve elimiz, bak çocukların, çocukların eli hep böyledir. Evet. Anne böyle tutar, çocuğun eli böyledir. Yani biz birisine olmadan, yani çocuk anne baba olmadan yaşaması çok zordur. Yani insan doğada en zor büyüyen canlı insanoğlu. Doğru. Yani biz iliklerimize kadar güçsüzlüğümüzü hissederiz. Dolayısıyla burada iki davranış, yaklaşım çok önemli. Bunlardan etkilenmememiz gerekir. Fakat etkileniriz işte o büyüme aşamasında ve bunlar bizim kısıtlarımızı oluşturur. Ve Türkiye'de yani maalesef bu çok fazla yaşadığımız sorunlardan bir tanesi özgüven. Yani kendisini rahatla ifade edemiyor. Hakkını savunamıyor. Sus, konuşma. Büyüklerin yanında konuşulmaz. Değil mi? Evet. Veyahut öyle ne gibi öyle, ne sırıtıyorsun öyle pişmiş kelle gibi. Bunlar. Evet. Veyahut okulda öğretmenlerimiz. Evet. Sizden bir şey olmaz. Evet. Ha. Ha, şunu dese... Çocuklarımız böyle büyüsek, kızım, oğlum, sana güveniyorum. Sen harika bir çocuksun. Sana güveniyorum. Çocuklar,
siz bu dersi başaracaksınız. Harika çocuklarsınız. Bu deyim de bunu ya. Doğru. Bu yetiştirilme tarzıyla da alakalı. Dünyayı değiştiriyor bence iki üslup. Yani birisi bu, o çocuğun dünyasını yıkarken öbürü inşa ediyor yani. Çok evet, çok önemli gerçekten. Böyle bir vaka, bir kardeşim gelmişti. Hukuk fakültesini bitirmiş çocuk fakat özgüven. Özgüven yok. Sesi titriyor. Evet. Ne yapacak işte biraz bu kademe kademe efendim adım adım. Duruşunu değiştirecek, nefesini değiştirecek. Efendim nefes alıp verme, duruş ondan sonra. Ufak ufak uygulamalar. Korktuğu şeyin üzerine gitmesi, özgüvenini engelleyen şeylerin üzerine adım adım gitmesi. Gitmesi. Evet. Bir de hocam bir şey daha olmuyorsa var. Da profesyonel destek alması. Destek alması. Bir de bizim kendimizle ilgili değerlendirmemiz bazen gerçekçi olmayabiliyor. Ya olduğumuzdan daha kötü görüyoruz. Yani ben asla beceremem işte. Benim üstüme hiçbir şey yakışmaz mesela gibi. Böyle hanımlarda da bunu çok görüyoruz. Ya da tam tersine böyle fazla beklentiler. İşte yapmalıydım. Kesinlikle bunu başarmalıydım. İşte öğrenciler diyelim ki işte bugün 500 soru çözmeliydim gibi gene kapasitenin üstünde beklentiler. Yani kendimizle o dengeli oluşumuz, eksiklerimiz varsa onlarla barışık olmamız, ne dersiniz bu konularda? Kesinlikle kendimizle barışık olmamız lazım. Kesinlikle. Bir Ken Blanchard var, diyor ki bir insanın dünyada kurabileceği en önemli ilişki kendisiyle olan ilişkidir. Bir insan kendisiyle ilişki iletişim kuramadan çevresiyle ilişki iletişim kuramaz. Evet, kendinle barışık olacaksın. Tabii ki kapasiteni zorlaman güzel bir şey. Ama burada da yine adım adım. Yani sen bir gecede oturup mesela hani 600 sayfalık bir kitabı okuyamazsın. Ama bu 600 sayfalık kitabı 10'a bölersen 60 sayfa 10 günde, 30'a bölersen 20 günde bitirirsin. Bakın burada bizim yaklaşımımız çok önemli. Nasıl yaklaştığımız. O yani kişinin o motivasyonunu yakalaması gerekiyor. Kendisiyle barışık olması burada önemli. Biraz zorlayabilir kendisini. Yani kapasitesini arttırma konusunda. Zorlaması motive etmesi açısından iyidir. Yani peki. Hiç zorlamazsa tembelliğe, atalete şey yapabilir. Bu şu anki mesela Z kuşağının önemli özelliklerinden bir tanesi maalesef. Hemen o atalette şey yapıyorlar. Her şeyi hazır istiyorlar. Peki. Günün pozitif mesajıyla devam edelim. Profesör Doktor Rahmi Yaran bakalım bize neler söylemiş bugün. İslam'da infak kavramı çok önemli bir kavramdır. Müslümanlar mevcut varlıklarını, imkanlarını yine Müslümanlarla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşırlar. Allah yolunda infakta bulunurlar. Cenab-ı Hak Bakara suresinde infakı överken onu bize daha anlaşılır hale getirmek için bir başak tanesine benzetir. Bir buğday tanesi düşünün ki o toprağa atılır. Ondan neticede 700 tane çıkar. Aynen Allah yoluna yapılan infaklar da böyledir. Ama bundan sonra bir şey söyler Cenab-ı Hak. Eğer bu infakın ardından bir başa kakma gelecekse, infak edilene karşı bir eziyet, bir can sıkıcı durum söz konusu olacaksa, böyle yapmaktansa güzel söz söylemek onun gönlünü alıcı, tabii güzel bir sözle ona hitap etmek daha iyidir. Kavlun ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yetbe'uha eza. Yani ma'ruf bir söz, güzel, İslam'a uyan ama güzel bir söz ve bağışlamak, arkasından eza gelen, yani sıkıntı verici bir durum meydana gelen sadakadan daha iyidir. Değerli kardeşlerim, sözümüz güzel olsun, dilimiz güzel olsun, yüzümüz güleç olsun, hayatımız güzelliklerle dolsun.
Evet, Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamıza bu güzel anlatım için çok teşekkür ediyoruz. Kendisini TRT Diyanet ekranlarında Sohbet Tadında programıyla da takip edebilirsiniz. Yardımlaşmak gibi, infak gibi güzel bir haslette bile bazen negatif üslubumuz her şeyi yerle bir edebiliyor. Sizin de hep söylediğiniz gibi güzel konuşmak ve hayatın güzel olması, güzel düşünmek, bunlar hep birbiriyle çok ilintili. Hocam, son dakikalarımıza doğru yaklaşıyoruz. Pozitif düşünceye dair, pozitif yaşam becerilerine dair son olarak aktarmak istedikleriniz nelerdir? Hemen size sözü bırakalım. Evet, bu Jerry'nin bir hikayesi var. Ben bunu paylaşmak isterim. Buyurun hocam. Diyor ki, seminerlerde hep anlatırım. Jerry diyor, etrafındakilerin çok sevdiği insanlardan biriydi. Keyfi her zaman yerindeydi. Her zaman söyleyecek olumlu bir söz bulurdu. Hatta bazen etrafındaki insanları çıldırtırdı. Bu adam nasıl bu kadar iyimser olabiliyor diye. Birisi Jerry'e nasıl olduğunu sorsa Jerry şöyle cevap veriyor. Bomba gibiyim, bomba gibi. Bir gün Jerry'nin yanına gittim. Nasıl oluyor da her zaman, her koşulda bu kadar olumlu bir insan olabiliyorsun? Nasıl başarıyorsun bunu? Her sabah kalktığımda Jerry, bugün iki seçimim var. Havan ya iyi olacak ya kötü derim. Ben havamın iyi olmasını seçerim. Kötü bir şey olduğunda yine iki seçimim var. Başıma gelenle ya ders almak, hayata hayatın olumlu yanlarını görmek. Ben hayatın olumlu yanlarını görmeyi tercih ederim. Yok ya diye bu kadar diye protesto ettim. Bu kadar kolay mı? Evet, kolay dedi Jerry. Hayat seçimlerden ibarettir. Her durumda bir seçim vardır. Her durumda sen nasıl davranacağını seçersin. Kısaca sen hayatını nasıl yaşayacağını seçersin. Jerry'nin sözleri diyor arkadaşım, beni uzun yıllar beni etkiledi. Onu uzun yıllar görmedim ama hayatımdaki talihsiz olayları dövmek yerine seçim yapmayı tercih ettim de hep Jerry'i hatırladım. Yıllar sonra Jerry'nin başına çok tatsız bir olay geldi. Soygun için gelen hırsızlar paniğe kapılıp Jerry'yi delik deşik ettiler. Ameliyat 18 saat sürdü. Haftalarca yoğun bakımda kaldı. Taburcu edildiğinde kurşunların bazıları hala vücudundaydı. Ben onu olaydan 6 ay sonra gördüm. Nasılsın diye sorduğumda Jerry bana şöyle cevap verdi. Bomba gibiyim, bomba gibi. Olay sırasında neler düşündün Jerry dedim. Yerde yatarken iki seçim vardı düşündüm. Ya yaşamayı seçecektim ya ölümü seçtim. Ben neyi seçtim? Yaşamayı seçtim. Korkmadım, şuurunu kaybetmedim. Ambulansla gelen sağlık görevlileri harika insanlardı. Bana hep merak etme, iyileşeceksin dediler. Ama acil servisin koridorlarında sedimi hızla sürerlerken doktorların ve hemşirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa korktum. Çünkü doktorların ve hemşirelerin yüzündeki ifade Jerry için bu adam ölmüş diyordu. Bir şeyler yapmazsam biraz sonra ölü bir adam olacaktım diyor Jerry arkadaşına. Ne yaptın? Bir hemşire hanım yanıma yaklaştı. Herhangi bir şeye alerjim olup olmadığını sordu. Ben de var dedim. Var deyince doktorlar ve hemşireler bana doğru dönüp merakla baktılar. Ben de kendimi toparladım ve bağırdım. Benim kurşunlara karşı alerjim var. Doktorlar ve hemşireler gülmeye başlayınca ben tekrar bağırdım. Ben yaşamayı seçtim. Beni bir canlı gibi ameliyat edin, otopsi yapar gibi değil. Arkadaşı diyor ki Jerry sadece doktorların büyük ustalıkları sayesinde değil, kendi olumlu tavrının büyük katkısıyla yaşadı. Yaşaması da bana iyi bir ders oldu. Şimdi her zaman için hayatta seçimlerimiz var. Evet. Kolay mı? Kolay değil. Evet, yıl 1997, İETT'de eğitim veriyorum. İETT'yi biliyorsunuz. Hı hı. İstanbul Elektrik Tramvayı Trelebüs işletmeleri. Ben böyle anlattım. Arkadaşlarım bir tanesi elini kaldı. Hocam dedi, siz bizim ne çektiğimizi biliyor musunuz dedi. Hı. Dedim biliyorum, az çok biliyorum. Ne biliyorsunuz dedi. Dedim ki İETT şoförlerinin %65'i psikolojik tedavi görüyor. Bunu söyleyince çok rahat. Hocam dedi, başımdan bir şey geçti, anlatabilir miyim? Buyur anlat kardeşim dedim. Ben de Taksim Mecidiyeköy arası çalışıyorum dedi. Taksim'e geldim, durak başı levreyi çevirdim, Taksim Mecidiyeköy'de levreyi koydum. Direksiyonun başına geçtim, düğmeye bastım, kapı açıldı. Her binen bana başladı şunu sormaya. Mecidiyeköy'e gider mi? Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider mi? Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider mi? Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. 15'imiş bindi. Kapıyı kapattım, Ermak'a daha geldim. Kapıyı açtım, bekliyorum artık. Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider. 15-20 kişi de bindi. Kapıyı kapattım, Harbiye'ye geldim. Harbiye'ye geldim, kapıyı açtım. İlk binen bana sormaz mı Mecidiyeköy'e gider mi? Elinin körü gider, gel. Mecidiyeköy'e gider, Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider, Mecidiyeköy'e gider. Mecidiyeköy'e gider, Mecidiyeköy'e gider. Dedim dur, ne oldu? Ne mi oldu hocam dedi. Mecidiyeköy'e geldim. Durak başı. Ben de dedi körük bir mamma var. Arabayı yanaştırdım, el frene çektim. Ama kapıyı açmadım dedi. Kapıyı açmadım. İndim dedi koltuktan. Böyle yolculara döndüm. Kapıyı açmadım, hiç kimse inemiyor. Ne yaptın dedim. Hocam böyle yaptım. Mecidiyeköy'e geldik, Mecidiyeköy'e geldik, Mecidiyeköy'e. Düğmeye bastım, kapı açıldı, atlayan araba otobüsü boşa atıyor. Hepsi iniyor. Karşıda Şişli Emniyet Müdürlüğü var, Mecidiyeköy polis merkezimiz. Oraya gidiyor, vatandaşın bir tanesi diyor ki şoför tırlattı. Hocam beni aldılar içeri. Bir başkomiser geldi. Ben de bu sefer ben başladım. Siz başkomiser misiniz? Evet oğlum ben başkomiserim. Siz başkomiser misiniz? Evet oğlum ben başkomiserim. Siz başkomiser misiniz? Başlarım senin başkomiser. Başkomiser misiniz? Bak daha siz üçüncüde dayanamadınız. Biz bütün gün İstanbul halkıyla uğraşıyoruz. Onun için kolay değil. Sabır.
Çok önemli. Evet, bu mesajla birlikte, bu keyifli hikayeyle birlikte de programımızın sonuna gelmiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok farklı noktalara değindik. Hayata pozitif, olumlu bakmanın etkilerini güzel örneklerle aktardık. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Programınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.